karşıdaki duran insan ABD öldürdü. ABD öldürdü. ABD katili. Abim Ahmet'i karısı Kibar öldürdü dedi. Niye öldü eşi? Kaza geçirdi. Doğal ölüm. Benim eşim bir silah kazasıyla öldü. 15 yıl öncesinin dosyası yeniden açıldı. Abimin çadırın içinde öldürdü bunu. Vay be. Abim 36 yaşındaydı. Bir dakika. Bu iddia ortalığı karıştırdı. Büyük oğlu biliyor. Büyük oğlu Emrah babaannesine böyle bir cümle kurmuş. Benim annem babamı öldürdü demiş. Yakup'un elinde hangi kanıtlar var? Öyle bir tüfekle vurulduysa bir nasıl ses çıkmaz? Duymadım. Nasıl kan olmaz? Duymadım. Sesi falan hiçbir şey duymadın. Kibar'ın çelişkilerle dolu ifadesi. Hayatımda ölü falan görmemişim. Hala öldüğünü yani öldürüldüğünü bilmiyordum. Ölmüştü belliydi. Ve canlı yayında büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da. Fahrettin amca ile evliliği gerçek mi? Daha öncesinde resmi nikah kıymadan başka birliktelikleri oldu mu? Anneniz kaç yıldır bekardı? 2005'ten beri bekar. Yani bu kadın 16 yıldır tek başına yaşıyor. Evet. Başka bir evliliği falan olmadı değil mi arada? Yok, öyle bir evliliği olmadı. Şahitler konuşacak, yer yerinden oynayacak. Sen 1 Mart'ta Sakarya'dan Erzurum'a niye kaçtın? Kaçmadım. Ben kendi rızalığımdan gelmişim. Ben evlenmek istiyorum. Ondan sonra da burada da benim evim var. Burada da daha kapalı evim oldu. Daha dün nikah masasına oturduğu Fahrettin amca bugün duyacaklarına şoke olacak. Bu kızlarının derdi sadece para. Peki sizden kaç para istediler ve ne parası istediler? 200 milyon para verecektiniz. Evini satmış, kendine ev almış. Şimdi Esra Erol'da. Benim eşim bir silah kazasıyla öldü. Bir kadın önce aşık olur, seviyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Benim de kaderim. Eşimin ömrü o kadardı. Niye öldü eşi? Cevap yok. Kocanın dosyası açıldı mı yani? Sen niye beni böyle şaşırtmaya çalışıyorsun? Bu karşıdaki duran insan ABB'yi öldürdü. ABB'nin katili. Türkiye bu itirafla sarsıldı. Sen nasıl aldın bu haberi? Birileri haber getirdi. Öldüğünü duyduk. Ben de kocamla çobanlık yapıyordum. Bir baktım. Aa böyleydi bak böyle. Ha. Yani başı da böyle şeydeydi. Silah da böyle önüne düşmüştü. Ben de tuttum kocamı. Aa bura bak elimi buralarına attım. Çektim yatağa koydum. Emre dedim koş dedim. Birilerine haber ver. Söyle babam bayılmış ben demedim. Yani adam ölmüştü belliydi. Hayatımda ölü falan görmemişim. Öldüğünü yani öldürüldüğünü bilmiyordum. Eski kocası Ahmet'i Kibar mı öldürdü? Kibar Hanım sadece gerçekleri anlatmaya geliyor. Sakın kaçırmayın. Yatağın üstüne bir not bıraktı. Sabaha karşı pencereden kaçtı. Kardeşim Fehmi Kalaycı 4 Şubat'ta evin penceresinden çıkıp kayıplara karıştı. Psikolojisinin düzgün olmadığını biliyoruz. Onun bulunmasını istiyoruz. Hayatından endişemiz var. Telefon açmış sesini duyalım. Ölüsün, sağsın, neredesin? Bir aydır kayıp olan Fehime'nin kaçış anı şimdi Esra Erol'da. Siz bizim çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Şunda bunda ondadır. I want to kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Hoş geldiniz. ATV ekranlarından herkese sevgiler, selamlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Sizler de stüdyoma hoş geldiniz. Güzel bir yayın ve gün olması dileğiyle ekranları başında bizlerle olan şu anda yerlerine oturmuş tüm seyircilerimizi selamlıyoruz. Beklediğiniz saat geldi, bütün işler tamamlandı diye düşünüyorum. Değil mi? Eksik yedik yok, yemekte her şey bitti. Bu arada tabii sokağa da çıkıyorsunuz, maskeleri takmaya dikkat ediyorsunuz. Buraya indirmiyorsunuz. Böyle gözünüze kadar. Göze kadar, göze.
Sevgili seyirciler, hemen ilk konuklarımı davet etmek istiyorum ama yine söyleyelim. Hayatta her şeyler, iyiler ve kötüler var. Bazen buraya mağdur olduğunu söyleyerek çıkanların mağdur ettiklerini, mağdur ettiğini düşündüğümüz insanların da aslında mağdur olduğunu görüyoruz. Sizlerin o çözülmez sandığınız her sorunun aslında çözüldüğüne de şahitlik ediyoruz. Unutmayın ki nefes aldıkça umut hep var. Siz vazgeçmeyin, pes etmeyin. Sevdiklerinizin kaybından, sevdiklerinizin başına bir felaket ve bir olay geldiğinde onların arkasında durun. Biz sizin yanınızda olmaya zaten hazırız. İlk konuğum bir anne ve yanında da oğlu var. Kızı için sürütüyoruz. Şubat ayının başında sanırım evi terk ediyor. Hatta sabahın 6'sı filan camdan kaçarak gidiyor. Nereye gitti? Bir aydır nerede? Niye ses soluk yok? Niçin evi terk etti? Tüm bunları araştıracağız ve kızlarını, kardeşlerini arayacağız. Süreyya Kalaycı ve oğlu Fethullah Fatih Kalaycı geliyor. Buyursunlar. O bakışı yıllardır artık alıştım. O kadar iyi tanıyorum ki. Süreyya ablanın bakışını fark ettiniz mi? Ya bir çaresizlik. Bak sen kızının peşinde olmaya, onu aramaya, kalkıp o huzurlu dünyandan, Bursalardan kalkıp buraya gelmeye karar verdin. Kızını arıyorsun. Bu çok takdir edilecek bir davranış. İnsan tabii ki benim başıma neden böyle bir olay geldi, ben niye buralara geldim, benim kızım nerede diye düşünüyor. Düşünme. Amacımız çözüm ve sonuç. İnşallah. Kızınız İnşallah. Fehime'yi bulmak. Evet. Hoş geldin Fethullah. Hoş bulduk. Sana Fatih de mi diyorlar? Yani. Nasıl hitap ediyorlar? Fatih diyorlar. Fatih normalde. Diyorlar, peki. Bursa'dan geliyorlar. Ekranda fotoğrafı olan kızımız Fehime Kalaycı, 33 yaşında sevgili seyirciler. Hiç evlilik yapmamış, ailesiyle yaşayan, kuaförlerde kafe olarak çalışan, Bursa'da belli bir aile düzeni olan bir evlat. Ama Fehime, hemen tarihi de söylemek istiyorum, 4 Şubat tarihinde bir not bırakarak sabaha karşı 6.30'da evden, camdan atlayarak kaçıyor. O görüntüler de var, o görüntüler de ekrana gelecek. Ne oldu da bu kız 4 Şubat'ta sabaha karşı evden kaçtı? Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Akşam oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Senin programını izliyorduk. Her zaman böyle hani diyordum. Beraber izledik. Saat oldu 10.30-11 gibi. Dedi ben midem ağrıyor. Mide kanaması geçiriyordu akşam her mı? Zaman. Akşam. Dedi midem ağrıyor. Dedim hani süt iç yat dedim. Dedi bak sabah uyandırma. Tamam dedim uyandırma zaten uyandırmıyorum. Hani rahatsız olduğu için. Gitti yattı. Sabah kalktık. 9-9.30 gibi dedim hani uyandırayım bakayım nasıl oldu. Akşam da biraz rahatsız tabii. Ben de kapısına vurdum. Kapısını kilitlemişti içeriden kilitliyordu. Baktım ses yok. Abisini aradım. Oğlum dedim ses yok. Fehime'den dedim. Anne dedi ne olmuş ona dedim. Dün dedi midem ağrıyor. Mide kanaması geçirdiği için. Dedim hani dedi acaba ona bir şey mi oldu? Bilmiyorum dedim. Dedi dur bekle dedi. Otopark zaten orası da o camdan çıktığı şey otopark tarafı. Otopark yani biz, tarafı. Bizim ev giriş kat. Giriş sizin kat. Ev giriş kat. Bir tekrar o görüntünün başına da gelelim görelim. Siz bize tarif edin. Burası o çıktığı yer Fehime'nin odasının olduğu yer. Onun değil odası mi? Ha, yan odasının tarafı, yan tarafta odasının bir pencere daha var ya. O da diğer odanın o da, penceresi. Yani, merdiven, o merdiven merdivenin altından çıkan kapı. Aslında odasından avlu gibi bir yere çıkıyor. Aynen. Oradan da otopark tarafından da sabah 6.30'da bütün eşyalarını almış. Sırt çantası var, iki el poşeti var. Eşya almamış, bir şey almamış. İki bir poşet var elinde. Poşet çanta, kol çantası yani, elinde. Elbise bile almamış. Siz sabah kalkıyorsunuz, kız uyanmayınca onu uyandırmaya gidiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki Fehime evde yok. Baktım kapıyı açmadı, benim odanın penceresi de otoparka çıkıyor. Ben çıktım, daha telefonum açık, kapıyı nasıl pencereyi tekledim, baktım açıldı. İçe odasına girdim, şeyin üstünde, yatağın üstünde bir tane kağıt yazmış. O kağıt da şu anda elimde. Okuma yazmam yok.
Abisine dedim, oğlum dedim, bir kağıt yazmış, çıkmış gitmiş, bilmiyorum. Artık geldi abisi, gittiler karakola, araştırdı. Siz mektubu okudunuz, bir veda mektubu bırakmış. Ne yazıyor mektupta? Hastalığıyla ilgili işte, daha önceden yani tedavi olsaydım belki kalıcı olmazdı ki, kalıcı değildi zaten. Hani biz hastaneye götürdük. Ne rahatsızlığı var? Abla bunun midesinde asidi yüksek şey oluyor. Baharat yediği zaman, baharat türü yiyecekleri yediği zaman kanama meydana geliyor. Sadece kan atıyor. Biz doktora da götürdük onu. Doktordakiler de dedi, hani adam dedi ki mide asidi yüksek olduğu için dikkatli şey beslenmesi lazım. Dikkatli beslenmesi ya lazım. Ya bu artık çağın şimdi, hastalığı da bu ama evden yani mide asitim şimdi, yüksek, ben bu evde yaşamak istemiyorum, terk ediyorum demezler. Abla orada mesela İzniniz olursa bir mektubu okuyabilir miyim tabii. Böyle? Hepsini okumayacağım da mektubun. Şimdi Fehim'e giderken bırakmış olduğu mektupta aslında benim altını çizdiğim bazı cümleler var. Ben bugüne kadar yaptığım gibi hep susuyorum. Evet. Bu evdeki sorunlar bitmedi ve bitmek bilmiyor. Biz gülmeyi unuttuk. Artık benim için bardak taştı. Ben anlatmaya çalıştıkça hep susturuldum. Bu son yaşananlar, o son yaşananlar neyse bunu da size sormak istiyorum. Beni bu noktaya getirdi, yani kaçmamı tetikledi. Kendimi öldürecektim. Kendime zarar verecektim. Beni bir tek babam sevdi. Babayla aynı evde mi yaşıyor? Babam İstanbul'da. Ayrı mısınız siz? Bizim... Ayrı değiliz, ayrı gibiyiz işte. Şöyle, yani fiilen aynı evde yaşamıyorsunuz. Evet. Boşanmadınız ama ayrı evlerde. Evet, beni bir tek babam sevdi. Artık geri dönüşü olmayan bir yola çıktım. Sağlıkla, sevgiyle kalın, hakkınızı helal edin diye ev içerisinde sürekli bir sorunun varlığından, onu anlamamanızdan isyan ediyor. Neydi o son yaşanan sorun? Yani son yaşayan sorun yoktu. Yani her evde olduğu gibi, yani böyle büyütülecek bir şey yoktu. Her şey bir ufak bir laf kafasına takıyor. Ben de diyorum takma yani. İnsan her şeyi yaşayabiliyor. Ufak tefek sorunlar dediğimiz işte aile içerisinde kardeşlerle ilgili problemler olur ama sabah olur akşam unutulur. Akşam olur sabah hiçbir şey kalmaz. İşte abla hep kafasına takıyordu o. Her şeyi kafaya takıyor. Ama anneyle babanın ayrı yaşaması, çocuklar her ne kadar reşit olsalar da çocuklar üzerinde büyük bir baskı sebebidir. Sizin ayrılığınızda Fehime babanın yanında yaşamak istedi mi? Yok. Ya da görüşmesine engel olundu mu? Yok, yok, hayır, hayır. Niye peki hep susturulduğundan bahsediyor? Yani neden susturulduğunu bilmiyoruz. Yani işte biz de onu merak ediyoruz. Biz kim diyoruz, susturuyor onu? Yani kaç kişilik yani, bir ev? İki kişi, o ile annem kalıyor evde. İkiniz mi kalıyordunuz? Evet. Ha, susturan biz sizsiniz o zaman. Yani başka evde kardeş yok. Ya yok. Ben de Bursa'dayım. Onun ama zaten şeyde, ayrı evi. Ayrı evin evlisin tabii. Sen. Diğer kardeş diğer kardeşim İstanbul'da, o da zihinsel engeller öğretmeni. O burada kalıyor. Yok, o evli değil, o bekar. Ha, iki kişilik bir evde zaten mecbursun susmaya. Ya sohbet edeceksin ya susacaksın. Yani o da Esra abla bir buçuk yıldır kendi odasından dışarı çıktığı zaman şey, salonu bahçe olarak kullanma şeyine gelmişti artık. Yani psikolojik odasından olarak çıkmıyor, sıfırda. Hiç çıkmıyor. Hep odasında. Açılmıyor, ne yapıyor değişik odada? Bilgisayarı açıyor, müzik dinliyor, film izliyor. Onun dışında başka bir şey sosyal yok. Sosyal medya? Yok. Nereden biliyorsunuz? Ya, ama bizim bildiğimiz yok. Bilgisayarı biz incelettirdik, kontrol ettirdik. Hani bu işten anlayan adamı getirdik, baktı, komple şey yaptı. Ya, yok diyor, hep film izliyordu bu kız diyor. Kız arkadaşı var mı böyle, kızların genelde arkadaşları olur, dertleştiği, yani mahalleden öyle, arkadaşı yok, olur. Yok, öyle bir, hiç kimse öyle bir arkadaşı olmuyor. Öyle bir gidiş da, yaptı ki. Bu da normal değil. Kız i̇şte arkadaşı da her şey bilgisayar olmuş, filmler olmuş yok yani. Işte. Yok işte. Yok yani kimseye gidip oturmaz. Evlenmemeyi kafaya takıyor muydu? Biz ona şaka yapıyorduk bazen, diyorduk ya artık evlen de git diyorduk mesela ona. Diyordu evlenmek istemiyorum. Hani, biz ona diyorduk artık evlen, hani takılıyorduk ona işte evlendirelim seni falan. Ben evlenmek istemiyorum hani. Kendisi bile diyordu bir tabak yemeğim yok mu ya, olur mu, yok bizde var. Hani şakasına takılıyorduk ona, bazen böyle kafaya takıyordu. Yani siz 33'üne geldin artık bak evlenmen lazım dediğinizde bana bir tabak yemek vermiyor musunuz? Yani beni istemiyor musunuz işte diyordu. Ya, kızıyordu bize. Hani baskı evlenmek görür müydü? Yok yok yok. Hiçbir şey yok, bu kız niye gitti şey o zaman? Biz de onu anlamıyoruz. Biz işte de onu anlayamıyoruz. Yani, hiçbir ne şey oldu yokmuş gittin gibi niye böyle ne oldu? Biz yani anlamıyoruz. Psikolojik yani. Yani bir psikiyatrik ilaçlar kullanıyor muydu? Daha önceden kullanmış. Daha önce kullanıyordu evet. Daha önceden. Sonra bıraktı da bir titreme oldu bende. O ilaçları yavaş yavaş bıraktırdı. Bıraktırdı. Yani, doktora gitti evet. Ya kötü bir şey değil bu arada. Yani yok, insanın yok, rahatsızlığı yok, varsa o ilaçları değil kullanıp tedavi olabilir. Evet. Esra abla şimdi... Sabah şimdi Fehime hep odasında olan, film izleyen bir evlat.
sabah 6.30'da yani hani akşamdan eşyaları hazırlayıp plan yapıp gitmesi lazım. İşte onu bilmiyoruz. Siz kayıt başvurusunuz. Saat 11'e kadar da beraberdik yani. Salon koridora geçti, suyunu aldı, bir de kahvesini aldı. Bak gidip yatıyorum dedi, sabah erken uyandırma dedi beni, midem ağrıyor. Tamam dedim gittim. Babasının haberi var mı? Babasının haberi var. Nasıl haber verdiniz? İşte ona ulaşmış mı hani? Yok, ona da ulaşmamış. Yok, ulaşmamış. Aileden hiç kimseyi aramamış. Fehime ile ilgili aile o gün hemen kayıp başvurusu yaptınız değil mi? Anında evet, hemen. Evet. Fehime bir süre sonra da ifade vermiş. Bursa Osman Gazi'de. Şimdi siz Beşevler Karakolu'nda kayıp başvurusu yapıyorsunuz. Evet. O Osman Gazi Acemler'de ben eve dönmek istemiyorum diye ailemden kendi isteğimle, irademle ayrıldım diye bir ifade vermiş. Evet. O zaman gittiği ve kaldığı bir yer olması lazım. Kızınızın evden ayrıldıktan sonra hani gidebileceği, kalabileceği, sığınabileceği biri var mı? Abla öyle bir şey yok da biz şimdi hani Allah eşi dosttan razı olsun hani sorup soruşturduk tabii ki. Yani öyle bu saate, bu tarihe kadar evde oturmadık. Biz de araştırdık onu. Biz şöyle bir şey duyduk. Hani devlet himayesi altında psikolojik destek görüyor. Sabredin. Kadın sığınma evine mi gitmiş? Bilmiyorum oraya, işte. Oraya gittik. Dilekçeyi de verdik. Ha dilekçe verdiniz. Verdik dilekçeyi de verdik. Hiçbir dedi, polis bekleyin, de söylemedi bize. Hani işte yani şimdi Allah var ben diyemem polis bana dedi ki işte kadın sığınma evinde sonradan orada çıkmadı. Adam dedi ki biz bilgi veremiyoruz. Yanında polise. Para var mıydı? Şimdi ya bir arkadaş parayı olmadı. Biz hesaba attık. O gittiği zaman biz onun hesabına para attık ki perişan olmasın diye. Dışarıda. Derken zihniyeti ya da bir parası var mıydı çalıştığı için? Yani kalabilmesi için bir paraya ihtiyacı var. Bizim para yoksa yanında arkadaşının yanında kalabilir. Yakın bir yerde kalabilir. Yani bizim bildiğimiz parmağında bir yüzüğü falan vardı. Başka bir şey yok. Para yok. Onu da yani, satsa ne kadar edecek yani? Şimdi ev tutacaksın, evet. Hayat kuracaksın. Yani o gittiği zaman biz onun hesabına para attık. Hani dedik ki parasız kalmasın, yanlış bir şey yapmasın yani. Şimdi, görsün en azından Fatih onu. Fatih Bey, anneyle yaşayan yani hani anne kızı evde kendi hayatını sürdüren iki kişilik bir yaşantısı var. Dışarıdan bu kıza birilerinin bir baskı uyguluyor olması lazım, rahatsız ediyor olması lazım ya da aile içerisinde sürekli bir huzursuzluk olması gerekiyor ki bu kız artık benim için bardak taştı demesi lazım. Aynen abla ben de zaten gittiği gün anneme de söyledim. Anne dedim yani varsa bir şey söyle bize. Yo söyledi yani söyle yok bir bize. Şey yani ben onu ne yapabiliriz bilelim ki? Hani en azından çünkü aynı evde yaşamıyoruz hani onun yani, şeylerini göremem ben. Huzursuzluğu var mıydı sizinle kavgası var mıydı? Ben bazen onunla konuştuğum zaman böyle eski Fehime yoktu yani. Ne? Eski Fehime gibi yoktu yani. Ne konuşuyordunuz da eski Fehime yoktu? Yani bazen mesela diyorum kızım sen ne yapıyorsun tek başına odada? Ben tek başıma salonda oturuyorum sen odada niye böyle yapıyorsun? Diyordu karışma bana. Karışma bana. Son ben orada rahatım. Ben böyleyim. Son yaşanan olay neydi? Yani mirastan dolayı mı? Başka bir olaydan dolayı mı? Aile içerisinde kavga çıktı. Hayır hiçbir şey yoktu. Siz arayıp sürekli kardeşinizi evde mi değil mi diye kontrol eder miydiniz? Abla ben... ona diyordu çık gez diyordu. Çık gez diyordu abi. Gitmeden iki gün önce pencerenin önünde konuştum değil mi ben? İki gün önce gittim oraya. Şakalaştık hatta yani o içerideydi ben dışarıdaydım. Ev zemin kat olduğu için... Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Akşamüstüydü. Öyle bir şey, 8.30-9 civarıydı. Bu sokağa çıkma yasağı başlıyor ya. Ben dedim gideyim eve, gel bir kahve de iç dedi. Yok dedim eve gideceğim. Hani yasağa kalmayayım. Öyle şakalaştık. Ben çıktım geçtim yani. Ona ben devamlı söylüyorum. Fehime çık yani. Ne işin var evde? Çık yani. Ne derdin ne senin? Yani annem bize geliyor. Fehime yani... Bir ayda 10 defa annem bizim eve geliyorsa çocuklar için Fehime bir defa geliyordu. Ya niye bu kız gelmiyor? Çıkmıyordu. Evden yani çıkmıyor. Bir derdi mi var? Hep evde. Sıkıntısı ne yani bu? Ben bazen anneme kızıyordum. Niye getirmedin onu? Niye tek geldin? Evdeki sorunlar bitmedi derken hayal mi görüyor Fehime? Ya da yani ona göre mesela şimdi size göre yok. Ama Fehime de diyor ki bu evdeki sorunlar bitmedi. Şimdi Hülya Hanım keşke bağlansa bu sorunları hayır, yani söylese. Yani biz de merak ediyoruz evin ne sorun var? Hayır tartışma olabilir. İşte ayrı yaşayan çocuklar da babayla görüşmek isteyebilir, oraya gitmek isteyebilir. Yok bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Siz babanızla görüşüyor musunuz? Biz bu olayda işte görüşmeye başladık. Hani ondan öncesinde şimdi bizim sıkıntılar bayağı bir farklı yani. Ne gibi? Biz iflas ettik. O yüzden dolayı babam artık gururuna yedirmedi diye yanımıza gelmedi. Yani şey yapmadı yani...
böyle büyük bir şeyimiz yok, aile kopukluğumuz yok. Ben ikinci darbede işte şunu öğrenmek istiyorum Fatih Bey. Annemle babam iflastan dolayı ayrı yaşıyorlar ama ben giderim babamla vakit geçiririm, babam gelir, babamla görüşürüm, her gün babamla iletişim kurarım diyebilir misiniz? İletişim kurmuyorduk biz. Yalnız o, hani İstanbul'da problemimiz yoktu yani. Yani gelseydi bile hiç sıkıntı yani. Hayır, Fehime ikimiz... ailedeki sadece ayırdığı ve sevdiği kişi olarak babayı görüyor ya. O Fehime çok, babasını çok çok seviyor. Babası da onu çok seviyor. Yani babam da onu çok seviyor. Annesinin ismi yani. Herkes Fehime'yi çok seviyor. Ailede herkes çok seviyor Fehime'yi. Belki de yani babayla alakalı. Yani bir komşu diyordu, geleceğiz diyordu, gelmesinler. Sıkılıyorum, gelmesinler. Ya yani kendi odasına gittikten sonra isterse evin salonunda parti olsun yani. Ne olursa olsun onu. Eve hiç kimse, arkadaşı yok, kimseyle görüşmüyor. Tek başına akşama kadar film izliyor. Aynı. Sosyal medya hesapları. Yok abla. Yok. Yani internetten tanıştığı biriyle kaçtı mı? Ben bu ihtimallerin hepsini abla, soruyorum ki. Abla şöyle bir şey. Evet. Fehime'nin telefonu bile... 8 ayda bir, 9 ayda bir hani hat kapanır ya. Evet. Bir kere kontür yüklerdi. Bir daha o hatta kontür yüklemezdi. Şey diyordu, affedersin, ben diyordu. Öyle de hassas yani, bir insan. Kullanmıyordu. Telefonu bile kullanmıyordu. Ya telefonu bir gün yanında görmedik. Şimdi bu kız boşta. O zaman annesiyle yaşadığı evde şiddete maruz kalıyor muydu? Hayır, hayır. Kalmıyordu. Kesinlikle. Yani diyelim ki oradan kadın sığınma evine gitti. Yani niye kadın sığınma evine gitsin? Ya bunu söyleyeceğim ben zaten abla. Şimdi biz böyle hani duyduk ya işte kadın sığınma evinde. Ondan sonra Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne gittik. Orada dilekçe verdik. Dedik ki bu kız hani... Burada mı? Burada mı, ölü mü, sağ mı, yaşıyor mu? Durumunu en azından söyleyeyim, bilelim hani ne durumda. Birinci dilekçeyi yazdık, bize dediler ki... 15 bir hafta ile 15 gün arasında bu dilekçenin cevabı gelecek size. 13-14 gün oldu. Kardeşim İstanbul'dan geldi. Dedi ki abi bir haber var mı? Vallahi dedim yok yani kimse bir şey daha göndermemiş. Bir kağıt gelmemiş. İkinci dilekçeyi vermeye gittik. Oradaki kadın artık dedik çıkacağız yani biz programa yani. Hani bir haber verelim. Kardeşimiz burada mı diye ne yani, dediler? En azından bilelim hani insanın bir kedisi kaybolduğu zaman 10 gün... Unutamıyor. Bir ay unutamıyor ya. Ben 33 yıldır aynı yani aynı evde yaşadığım kardeşim yok. Kardeşim benim. Yani bana bir bilgi vermek zorundasınız onun hakkında. Dedi ki bakanlığı arayın. Bakanlığı arayın. Ben burada de, değil ya da söylemiyor, burada bilgi hiçbir vermiyor. Şey söylemediler size. Ben de bakanlığı aradım. Ne dediler? Aradığımda... Abi neti söyle yani. Burada mı dediler değil mi? Değil. Değil. Tamam yani. Devlet himayesi değil. Altında değil dediler. Şimdi... Şunu da düşünüyorum. Fehime kadın sığınma evine gidecek olsa sabahın 6.30'da çıkmasına gerek yok. Yani ben bir dışarı çıkacağım, hava alacağım dese oradan da çıkar gider. Evet. Böyle kaçar gider gibi gitmesin. O görüntüleri tekrar verelim. Herhangi bir anlamı yok. Fehime Kalaycı'yı arıyoruz. 33 yaşında Fehime annesiyle beraber yani iki kişilik bir evde yaşıyor. Evet. Kardeşleri evli. Bursa'da ikamet ediyorlar. Sabaha karşı evden çıkarak gidiyor. Ve bir daha da haber alınamıyor. 4 Şubat'tan bugüne aile çocuklarını, kardeşlerini merak ediyorlar. Fehime nerede? Yani bir erkek arkadaşına gittiyse, örneğin ben ihtimaller üzerine hep soruları soruyorum da. Evet. Sevdiğim biri var, siz beni ona vermezseniz derse. Gitmişse gitmiştir yani, bir şey demeyiz yani. Evlensin yani, onu bir şey demeyiz. Siz? Abla ne diyeceğiz? Yani biz ona evlen diyorduk. Şimdi kaçmasını gerektirecek bir şey yok yani ortada. Yani şimdi birisi olsaydı bir yani gelip ben istesin yani, verirdik hani onu yani. Onun yani bir sorun hani kaçmasını yok gerektirecek bir, şey. Bir durum yok ortada. Anladım. Hani başka bir hani evlenmek için bile. Bilmiyorum. Yani biz ona evlen diyoruz yani. Biz bu hani böyle biri yani olsa bir aday onları. Olsa siz diyorsunuz ki biz zil takıp oynayacağız. Aynen öyle. Verirdik yani. Diyorduk yani küçük değil yani. Peki Fehime Kalaycı 33 yaşında gören tanıyan bilenler bize ulaşsınlar. En son Osman Gazi'de Bursa'da ifade vermiş Acemler'de. Aileme dönmek istemiyorum kendi isteğimle evden ayrıldım demiş. Abisi ve annesi arıyor onu. Mutlaka Fehime'yi tanıyanlar da vardır ama gene şunu anlayamadım. Yani anne kız hani... Şey, edibüdü derim ben. Edibüdü beraber yaşıyorsun. Annen kendi dünyasında, sen kendi dünyanda. O evi neden terk edersin? Ya o evin içerisinde büyük bir huzursuzluk var. Bundan kaçtı.
Fehmi'yi bulduğumuzda bu soruların cevabını da bulmuş olacağız. Diğer konuğum da İsmail Mumsuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. İsmail Mumsuz da Ankara Sincan'dan katılıyor programımıza. Eşi 9 Mart tarihinde evi terk ediyor. Evet. Ve o da bir mektup değil artık, teknoloji gelişmiş sevgili seyirciler. Bir mesaj bırakarak evi terk ediyor. Hemen kısaca da olayın üzerinden geçmek istiyorum. Kaç yıllık evlisiniz? 20. He? 20. 20 yıllık evlisiniz. Ankara Sincan'da yaşıyorsunuz. Ankara Sincan'da yaşıyorum. Çocuğunuz var mı? Yok. Eşim rahatsızdı, çocuğu olmuyordu. Ben 15 yıldır tedaviyle uğraştım. Normalde benim bırakmam gerekirken o beni bıraktı. Ben bu zamana kadar bir kelime demedim. Yani yalan da olsa zaten burada meydana çıkacak. Ben hiçbir kelime demedim. Ben sadece tek bir çağrı yapıyorum. Gelsin, anlaşmalı boşanalım. Ben zaten dün Ankara'da da boşama davamı da açtım. Çok hızlısınız ama yani. O 9 Mart'ta ya, gidiyor. Siz benim, hemen tık tık. Benim şerefimi geri versin abla. Yeter yani. Ben 20 yıldır kahrını çekmişim. Hiçbir sorun yokken neden gitmiş? Şimdi ben de onu merak ediyorum. Siz 9 Mart günü eve geldiğinizde eşinizi bulamıyorsunuz. Evet. Ama evde bir telefon ve telefonda bırakmış evet, uzun bir mesajı görüyorsunuz. Telefon yanımda, yine yanımda. Evet. Ne yazmış o mesajda? Orada mesaj sizde de belli zaten abla. İşte ben gidiyorum. Yalana... ama yalan bilemiyoruz. Onu kendisine soracağız. Ne zaman olmuş bu kardeşinizin bilmiyorum, taciz olayı? Bilmiyorum. Peki. Onu kendisine soracağız. Ondan sonra işte orada yazmış. Evliliğimizin ilk zamanında seninle mutluydum. Sonra olamadım. Başkasına aşık oldum. Madem aşıkmış bana söyleseydi abla. Yani ben evi terk ediyorum. Ben başka birini evet, seviyorum evet, diyerek mi gitti? Evet, başka birini seviyorum. Aynı gittiği kişiyle zaten ben bunu bir 10 yıl öncesinden bir telefonda görüşmesini yakaladım. Götürdüm babasına, bıraktım. Kim o yakaladığınız kişi? Aynı o Hakkı İrken. 10 yıl önce de eşiniz hanım evet, Hakkı ile telefonda konuşuyordu. Evet, yakaladım, ben götürdüm orduya. Ben asıl orduluyum ama Ankara'da oturuyorum. İşaret işleri yapıyorum. Orada oturuyor, Ankara'da oturuyorum. Ben götürdüm babasına bıraktım. Dedi ki ben yeter. Ben şerefimle yaşayan bir insanım. Madem böyle yaptı herkes yoluna baksın dedim. Ama eşinizin böyle davranması sizin şerefinize leke getirmez ki. O onun kendiyle alakalı kararı. Böyle bir durumda arkanı dönüp gideceksin. Beni sevmeyen istemeyen bir kadınla aynen, ya da bir adamla ne işin var kardeşim? Ben kendi hayatıma mutluluklarıma bakarım diyeceksin. 10 yıl önce yakaladın ama affettin. Evet, onun aile büyükleri sayesinde affettim. Yoksa affetmiyordum. O zaman bırakıyordum. Bırakıyordun. 10 evet, yıl sonra tekrar Hakkı ile beraber. Bundan evet, nasıl eminsin? Şimdi nasıl eminim abla? Ben işten geldim. Kapıyı açtım, eve girdim, içeriye girdim. İlkinde ezan okundu. Ben evde yoktu, pek aldırış etmedim. Yakınımda ben orada aynı yerde oturan kardeşlerim, kız kardeşim, onun kız kardeşi 8-10 haneyiz. Sincan aynı bölgede. Herhalde dedim birinin yanına gitti, her gün gidiyordu zaten. Abdest aldım, namaz kılmaya girdim odama. Seccadeleri yok. Namaz kılacağım odada. Yatak odasına girdim seccadeyi almaya. Bir açtım, tam karşımda böyle karşı tarafında çerçeveli yazma sandığı var bunun. Yazma sandığı boş. Yazmaları satıyordu. İğne oyası yapar kendisi satıyordu. Herhalde dedim yine satmaya bırakmaya götürdü. Aldırış etmedim. Gardırobumuzu açtım. Seccade alacağım. Gardırop bomboş. Ha, bütün eşyaları almış. Bütün eşyaları almış. Kendine ait tüm eşyalarını almış. Evde biraz nakit param vardı. Paramı almamış. Şimdi giden arkasından da işte bazı insanlar konuşuyor. İşte şunu götürmüş, bunu götürmüş. Ben hiçbir şey demedim. Sadece kendine ait yine de eşyasını götürmüş. Ondan sonra evde bazı mutfak eşyalarını almış, fırını almış. Bunlar benim diyor. Tamam onun olsun eyvallah, ben bir şey demiyorum. Bayağı taşınmış evden. Yani aynen. Peki taşınırken hakkıyla gittiğinden nasıl eminsin? Şimdi onu söyleyeceğim abla. Benim binada oturan eski yöneticim, binada komşularıma sordum. Dedi ki bugün benim hanımı gördünüz mü? Komşum dedi ki bana İsmail senin haberin yok mu? Hanım dedi bugün buraya bir tane minibüs çağırdı. Malzeme yükledi. Götürdü. Minibüs nasıl bir minibüs dedim. 52 plaka beyaz bir minibüstü. Ondan sonra ben bu şahsın sosyal medyasına girdim. Bunun fotoğrafını gösterdim. Evet. Komşum teyit etti, buydu dedi. Ha, minibüsle gelen, evet, evet, evden evet, alan eşyaları evet, yükleyen evet, minibüsün sahibi de Hakkı'ydı dedi. Evet, evet. Şimdi mesajında da ben başka birine aşık oldum. Evet. Bir kere kalbe o sevgi girdi mi bir daha çıkmıyor. Benim aynen, de öyle işte, oldu. Yani 10 yıllık şeyi bırakmamış demiş. Yani. 20 yıllık evlilik. Evet. Eşiniz hanım Mumsuz telefon hattında 9 Mart tarihinde evi terk etmişti. Hanım. Evet. Hanım, hoş geldiniz. Hakkı İren'le berabersiniz. Evet. 9 Mart tarihinde sizi evinizden gelip alan kişi Hakkı İren mi minibüsle? Evet. Eşyaları doğru, onun minibüsüne mi yüklediniz? Evet ama. Tabii onunla beraber kaçtınız. Evet onunla geldim. Tamam şu anda da onun yanındasınız. Esra Hanım aslında evet, sığınıyorum. Ya şimdi kaçtınız da
Fırını niye götürdünüz? Fırını ben kendim aldım, kendim götürdüm. Yani kaçmanın şuuru içerisinde fırın aç mı kalacağınızı düşünüyorsunuz hemen? Yani 40 yıl düşünse insan fırını götürmeye hazır etmez. Abla gittiği insan da 60 yaşında, yazık günah yani, ayıp, 60 yaşında artı torunu var. Ya hiç mi utanmadı? 5 tane çocuğu var. Hiç mi utanmadı ya? Hanım. Hiç mi utanmadı? Madem delikanlı niye benim evimden o kadar eşyalarımı götürüyor? Hanım. Niye Zine'de eşyalarımı götürüyor? Şimdi yanında olduğun kişiyi, kaçtığın kişiyi, her şeyi açıklıyorsun. Evet. İsmail burada çıksın gelsin boşanalım diyor. Ben oraya gelmem. Oraya çıkarak zaten insanı rezil ediyor. İnsanı rezil etmeye alışkın birisi zaten. Sen alışmışsın ben insanı. Ben seni 20 yıldır karnını çektim. Çoluğun olmuyor, çocuğun olmuyor dedim. Dedim mi bir kere? Bir kere söyledin mi? Söyle. Ben de sana dedim mi? Söyledin mi? Sen bana söyle. Bir 20 yıldır ben sana çocuğun olmuyor dedim mi? Bir kelime kullandın mı? Sen bana evlen dedin. Ben evlenmem dedim. Söyle. Evlenseydin ben sana her zaman söyledim evlendiğini. Ama ben sana ne dedim? Sıkıntı bende de olabilirdi. Allah'tan korkuyorum ben dedim. Demedin mi? Sen Allah'tan korkun bu mu? Sana verdiğim emeğe yazık. Hanım. Yazık. Bakın yaptığınız çok büyük bir cesaret. Yazık. 10 yıldır ilişkiniz devam ediyor mu hakkıyla? Hayır tabii ki ya. Ne zamandır ilişkiniz devam ediyor? 1-2 senedir falan amcadır. Tamam 1-2 yıldır. Geriye git 10 yıl önce de ilişkiniz varmış. Bak minibüs Hakkı'yı çağırıyorsun, minibüsü getirttiriyorsun, evden eşyaları toparlıyorsun, evi terk ediyorsun. Adam eve geliyor diyorsun ki ben gittim kardeşim bunu yapana kadar. Ortada zaten bir takım sorunlarınız varsa siz niye boşanmıyorsunuz? Hiçbir sorunumuz yok abla. Şimdi gitti diye günahını da almayayım. Hiçbir sorunum yok. Hakkı evli mi? Evli abla 5 tane çocuğu var, torunu var. Evli. Karısı ne yapıyor şu anda? Ben bilmiyorum onu. O da karısını mı terk etti senin için? Evet. O da evden kaçtı. Evet. Siz peki için... Hakkı'yla ikiniz Hakkı'nın karısının yaşadığı evde mi yaşıyorsunuz? Hayır, başka memleketteyiz. Başka memlekettesiniz. O kaç çocuğu terk etti? Madem benim eşim o kadarını biliyormuş da affedersin. Bana niye soruyorsun bunları? Kime soracağım? Hanım şimdi boşanmak istiyor da bakın şunu anlamıyorsunuz, size boşanma davasını açacak bir adres yok. O yüzden de Esra Hanım size buraya davet ediyor. Zaten kaçmışsınız ya. Diyor ki beyefendi de adres yok. Çıksa ne diyeceksin? Kocam, ya yaptıkları ortada zaten ya. Vallahi yüzlerine bakmaya değmez. Bak şunu anlamıyorsunuz siz. Hanımı onu ayarttı sanıyorsun. Senin kadın zaten onunla olmaya gönlü var mı? Sen bıraksana kendi hayatına bak ya. Hayır ablam. Boşan öbür, kendi hayatına bak. Öbür yaptığı, öbür bozduğu yuvalar gibi beni pasif bir adam zannetti o. He? O öbür yıktığı yuvalar gibi beni pasif bir adam zannetti. Hayatım. Onun yüzünde şu anda ablası sizden ceza ediyor. Ya kimsenin yuvası yine, durup dururken yıkılmaz. Bırak. Kendini ateş atla bir kere. Sen karınla derdini çöz. Bırak Hakkı'yı. Abla ben diyorum. Gelsin burada karşılıklı boşanalım. Gelsin götürdükler her şeyin olsun. Sadece benim şerefim versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim soyadımı taşımasın. Benim soyadımı taşımasın. Götürdüğü her şeyin olsun. Hanım. Hanım. Efendim. Programı izliyor muydun daha öncelerde? Hayır. Sizin programı fazla bakmıyorum ben. Yalan yok. Ne yapıyorsun? Ben ona fazla bakmıyorum şimdi. Fazla bakmıyorsun. Şimdi mesela bu tarzdaki olaylar çok oluyor. Sen kendi yaptığın davranışı kendine yakıştırıyor musun? Bu benim sorunum. O sizin sorununuz değil Esra Hanım. Ama bak senin sorunun bir çocuğun olursa bu toplumun da sorunu olmaya başlıyor. O çocuğun da sorunu olmaya başlıyor. Canlı yayını izliyoruz. Bakın hanım, senin kocan... o gün işe gelmiyor, sen öğreniyorsun ki kocan İsmail başka biriyle kaçmış, Hakkı'nın eşiyle kaçmış. Ne yapardı? Kalsın, ne diyebilirim? Allah mutlu etsin. Ne? Kalsın, Allah mutlu etsin diyorum. Ne diyebilirim ben? Ben de ona da söylemiştim evlendiğine zaten. Hayatım, o zaman aranızda bir ilişki, bir duygu yoksa siz iki medeni insan gibi oturup da ya İsmail bu iş olmuyor, gel biz bir boşanalım. Niye demediniz? Abla götürdüm, 20 yıl önce, 10 yıl önce götürdüm, boşanalım dedim. Yeter sen beni madem kebaze düzün boşanalım dedim, götürdüm babasına bıraktım. Yarın benim yalvardı, yemin şartlar etti, bir daha yapmayacağım, evet, beni bırakma. Bir daha deneyelim demedin mi? Demedin mi? Ben mi dedim? Kim dedi? Kim dedi kim? Ben sana öyle bir söz vermedim. Karşıma gelin burada
Anlaşmalı boşanalım. Gelmiyorum. Her şey... Hiç boşuna verilmem orada. Götürdüklerin senin olsun. Benim şerefim bana geri verin. Senin paranla almadım. Hanım bir şunu da merak ediyorum. Hadi senin evin evliliğinde sorun vardı. Götürdüm. Hakkı niye karısını çocuklarını terk etti? Onun da ailesinde sorun vardı. Bunun da ne oldu? Acaba bu ailelerdeki sorunları yaratan ikiniz olmayasınız? O kadını terk ediyor. Sen bunu terk ediyorsun. İkiniz sorunları yaratıyorsunuz. Aile içerisinde huzursuzluk çıkartıyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz ki benim hiçbir kusurum yoktu. Hep bu kocamdan kaynaklanıyor. Hep bu karımdan kaynaklanıyor. Bir dönün de bir kendinize bakın ya. Abla ordu kumru denilen memlekette 20 milyon insan yaşıyor. Ya sorun. Bir tanesi hakkımda İsmail Mumsuz değil. Şu lekesi var diyorsan... Ne desin? Bir tanesi ordu kumruda arayın. Herkese sorun. Bir tanesi hakkımda İsmail Mumsuz'un şu lekesi var, şu huzuru var diyorsa tamam. Eyvallah. Şimdi İsmail bak evin içerisinde olanı evin içindekiler bilirler. Ama bir mutsuzluk ve bir huzursuzluk varsa dersin ki kardeşim olmuyor. Sizin çok defa önünüze çıkmış. Yani bu kadar. Şimdi orada kaç çocuk mağdur acaba? Hiçbir sıkıntı yoktu. Gittiği güne kadar aynı hizmetimi yaptı. Hiçbir sıkıntı yok. Yalan konuşmaya gerek yok. Pazar günü işim yoktu. Sabah nasıldı evden giderken? Şimdi anlatacağım abla. Pazar günü işim yoktu. İşten geri geldim evde yattım. Pazartesi sabah saat 10'da beni aradı. %99 pazartesi günü kaçtıkları da kaçamadılar. Bana dedi ki pazar günü işten geri geldin. Bugün de geri gelecek misin dedi. Yok gelmiyorum dedi. Ve ben araştırmalarımı yaptım Sincan'da. Pazartesi günü gitmiş. Yazma satıyordu. Yazmalarını hep geri toplamış bilmem bir şeyler yapmış. Evdeki çiçek ablaya çiçek. Evdeki çiçekleri kesmiş. Hanım dedim bunları niye kestin dedim. Ya bunlar dedi gençleşsin diye kestim. Götürmeye kesmiş ablaya. Çiçek bile çiçek. Kaç gün önceden planladınız hanım kaçmayı? Hanım. Efendim? Kaç gün önceden planladın kaçmayı? Ya Esra Hanım, Allah'ını siz severseniz... ...madem hepsini biliyormuş da. O anlatıyor ya, siz de dinleyin. Hanım, şimdi eşyaları toparlamak dediniz, fırını almak, bunları yüklemek... ...bunlar hep ev taşımak bir iş. Kaç gün önceden kaçmayı planladınız? Bu bir plan dahilinde olur. Öyle sabah kalktığımda kaçıyor, hadi bakayım bugün de kaçma günüm demezsin yani. Reklamlardan sonra devam edeceğiz bu konuya. Bu arada Suzan Duran gelsin. 62 yaşındaki annesi Nuran Yenilmez. Yanlış atmıyorum inşallah. Yani başka soyadla karıştırmadım. Nuran Yenilmez'di değil mi? Ama şu anda Nuran Demir oldu kendisi. Dün evlendi çünkü. 62 yaşındaki Nuran Yenilmez dün nikah masasına oturttuğu Fahrettin Demir. Aslında Fahrettin amca bugün Nuran Hanım'la ilgili duyacaklarına şok olacak. Şimdi bugüne kadar pembe bir tablo vardı. Evden kaçan 62 yaşında genç bir gelin adayı, bir aşk vardı ama gerçekler böyle değil. Fahrettin Demir'in ailesi de çok dikkatli izlesin programı. Erzurum'dan ve Konya'dan iki canlı bağlantım var. Önce Konya'da Caner'e gidiyorum. Caner. Evet Esra Hanım, Kibar Hanım, Halil Bey'in çocuklarına ilk eşinin nasıl öldüğünü ne şekilde anlattı, neler söyledi. Az sonra Mustafa Bey ve Ayten Hanım anlatacaklar. Duyduklarınıza gerçekten inanamayacaksınız Esra Hanım. Hani şok olacaktık? Esra Hanım dün gerçekten anlattıklarına gerçekten çok olmuştum. Tamam biraz şoku sonra yeni atlatıyorum ama az sonra duyacaklarınıza gerçekten siz şok olacaksınız. Şimdi Konya'dan Halil Bey'in oğlu ve kızı da burada. Ve bir de Erzurum'dan canlı bağlantımız var. Bu bizim için çok önemli bir bağlantı. Çünkü Yakup Kaçmaz. Canlı yayında Yakup Kaçmaz kim? Kibar'ın ölen eşi Ahmet Kaçmaz'ın kardeşi. Özkan sendeyiz. Evet Erzurum'dayız. Bugün canlı yayın konuğumuz da Yakup Bey olacak. Yakup Bey dün canlı yayınımıza katıldığında merhum abisi Ahmet Bey'in yani Kibar Hanım'ın eşi Ahmet Bey'in cinayetinin Kibar Hanım tarafından işlendiğini iddia etmişti. Neden bu iddiayı öne sürdü ya da bu iddianın içerisindeki önemli detayları birazdan canlı yayında kendisinden alacağız az sonra. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın.
karşıdaki duran insan ABB'yi öldürdü. ABB'yi öldürdü. ABB katili. Abim Ahmet'i karısı Kibar öldürdü dedi. Niye öldü eşi? Kaza geçirdi, doğal ölüm. Benim eşim bir silah kazasıyla öldü. 15 yıl öncesinin dosyası yeniden açıldı. Abimin çadırın içinde öldürdü bunu. Vay be. Abim 36 yaşındaydı. Bitireceksin bari bak. Bu iddia ortalığı karıştırdı. Büyük oğlu biliyor. Büyük oğlu Emrah babaannesine böyle bir cümle kurmuş. Benim annem babamı öldürdü demiş. Yakup'un elinde hangi kanıtlar var? Öyle bir tüfekle vurulduysa bir nasıl ses çıkmaz? Duymadım. Nasıl kan olmaz? Duymadım. Sesi falan hiçbir şey duymadım. Kibar'ın çelişkilerle dolu ifadesi. Hayatımda ölü falan görmemişim. Hala öldüğünü yani öldürüldüğünü bilmiyordum. Ölmüştü belliydi. Ve canlı yayında büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da. Fahrettin amca ile evliliği gerçek mi? Daha öncesinde resmi nikah kıymadan başka birliktelikleri oldu mu? Anneniz kaç yıldır bekardı? 2005'ten beri bekar. Yani bu kadın 16 yıldır tek başına yaşıyor. Evet. Başka bir evliliği falan olmadı değil mi arada? Yok, öyle bir evliliği olmadı. Şahitler konuşacak, yer yerinden oynayacak. Sen 1 Mart'ta Sakarya'dan Erzurum'a niye kaçtın? Kaçmadım. Ben kendi rızalığımdan gelmişim. Ben evlenmek istiyorum. Ondan sonra da burada da benim evim var. Burada da daha kapalı evim oldu. Daha dün nikah masasına oturduğu Fahrettin amca bugün duyacaklarına şoke olacak. Bu kızlarının derdi sadece para. Peki sizden kaç para istediler ve ne parası istediler? 200 milyon para vereceksiniz. Evini satmış, kendine ev almış. Şimdi Esra Erol'da. Türkiye Havva için tek yürek oldu. Türkiye onunla birlikte güldü, onunla birlikte ağladı. Havva'nın Konya'daki yeni evinden, yeni hayatından canlı yayın. Şimdi Esra Erol'da. İki kardeş canlı yayına katıldı. Anneleri Nurhan Demir'e seslenmek üzere. Erzurum'da Fahrettin Demir'in yanına kaçmıştı. Dün öğrendik ki aile, yani Nurhan Demir ve Fahrettin Demir alelacele hemen nikah kıymışlar. Bugün stüdyoda Nurhan Demir'in hem kızı hem de ilk eşi Mustafa Bey var. Siz de hoş geldiniz. Önce bu olayla ilgili hatırlatma ekrana geliyor, ardından buradayız. Anneniz kaç yıldır bekardı? 2005'ten beri bekar. Yani bu kadın 16 yıldır tek başına yaşıyor. Evet. Başka bir evliliği falan olmadı değil mi arada? Yok, öyle bir evliliği olmadı. Anne artık Nurhan Yenilmez değil, Nurhan Demir. Bugün Fahrettin Demir'le anneniz nikah masasına oturdu ve evlendi. Eşin vefat etmiş, ikinci eşin. 2005'ten 16 yıldır yalnız yaşıyorsun değil mi? Yaşıyorum, ne olmuş, ne oldu yani. Sen 1 Mart'ta Sakarya'dan Erzurum'a niye kaçtın? Benim kardeşlerim de bana bakmadı, çocuklarım bana bakmadı, ben de evlendim. Benim annem niye evlensin ki, neden evlensin? Maaşı var, parası var, pulu var, evi var, teyzeciğim. Var. Burada da benim evim var, burada da daha kapalı evim oldu. Diyorum. Şimdi yani gideceğim, tahsa alacağım, üzerine yapacağım. Motor da alacağım dedi. Ondan sonra çayır, tarlaları da verecek. Hepsini yapacağım. Yapacakmış. Kızların köye geldi mi? Kızların köye geldi ama terbiyesizlikten geldi. Kara için. Para yalan için geldi. Yalan söyleme, söyleme. Para istediler yalan. Adamdan. Hadi 200 milyon para istediler. Kim istedi evet. Parayı? Bu Suza mı istedi? Evet. Fahrettin Demir'den neden 200 bin TL istediniz? Ben illa kalacağım, ben bunu seviyorum, ben bunu ediyorum diye yırtıldı kendini, yırttı. Evet. Ben de dedim ki anne, ben sana babamın, öz babamız yerini sattım. Senin üzerine 200 milyar verdim. Kere anne sen evlenecektin, o zaman niye aldırttırdın bana 200 milyar sattırttım da? Senin üzerine aldım evi, bana niye o zaman bu zulümü çektirdin? Ben istemiyorum. Nurhan teyze, dertleri sen değil, ev mi diyorsun kızlarını? Onların dertleri ana değil, onların dertleri ev. Şimdi bak kızların Fahrettin amca, hoş geldiniz yayına. Kızları da bakmamış, kardeşleri de bakmamış, kimse de bakmamış. Bu kızlarının derdi sadece para. Peki sizden kaç para istediler ve ne parası istediler? 200 milyon para vereceksiniz. Bizim evimiz, sen oturuz, evini satmış, kendine ev almış.
Üstelik de bu kadın maaşlarıyla onların evlerini ödüyor. Sizi buraya davet ediyorum. Bu küslüğü bitirelim. Ne dersiniz? Yok, ben kabul etmiyorum. Sağ olasın Esra. Şimdi apar topar hani çocuklarını terk edip evden kaçan bir kadın vardı. Çocuklar dedi ki sana el bebek gül bebek baktık. Ama Nuran Demir de dedi ki hayır çocuklarım bana bakmıyordu. Dün canlı yayında evlendiği kişi de Fahrettin Demir de yayına katılmamıştı. Anneniz 2005 yılından beri bekardı. Evet. İlk eşi babanız Mustafa. Evet. İşte bütün çocuklar Mustafa Bey'den dünyaya evet. geldi. Evet. Ondan boşandı, arkasından da Ali ile evleniyor değil mi? Evet. Ali'den de boşanıyor. Yok öldü, babalığım öldü benim. Hayır, boşanıyor sonra tekrar evleniyor Ali ile. Ha öyle evet. evet yani öyle. Hani boşanıyor, uzun süre ayrı kalıyor, tekrar Ali ile evleniyor. Ali ile evlenir evlenmez, Ali 11 ay sonra vefat ediyor. Tam 16 yıldır bekar. Evet. Yani bu 16 yıl boyunca anneniz hep yalnız mı yaşadı? Dedim ya dün de Esra abla, biz 3 sene beraber oturduk. Hı hı. Onun maaşını bağladım ben, bağlattırdım. O zaman şey 13 demedim. Yıl kaldı geriye. Bağlattırdım ettim. Kendi yalnız yaşadı ama devamlı benim yanıma gidip gelirdi. Devamlı benim yanıma gidip çalışır gelirdi. Çalışır mıydı? Çalışma hayatı var mıydı? Yok çalışma yapmazdı. O bir yaşlı kadın adamlara bakardı. Yaşlı insanlara bakardı. Öyle fındık mındığa giderdi yazın. Fındığa giderdi benim hangi annem. Hangi yaşlarda bakıcılık diyelim? Ha, 70, kaç yaşına kadar 71, bakıcılık yaptı? 1-2 sene yaptı. Fazla yapmadı. Hangi yıllarda? Yıl olarak vallahi onu hatırlamıyorum. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu 16 yılda 2005'ten sonra eşi vefat ettikten sonra atıyorum 2006'dan sonra mı bakıcılık yapmaya başladı? 2017'de de yaptı. 2017'de de yaptı. Geçen sene de fındığa gitti. Hı hı. 2020 değil mi? 2020'de geçen sene de fındığa gitti. Fındık da biraz para kazandı. Parası vardı. Bana dedi ki benim dedi gram ne kadar olduğunu biliyorum. Kızım dedi bir bilezik yaptım. Bana yardımcı ol da bu bilezik yapayım. Kefen param olsun dedi. Bankaya attım ben onu. 10 milyara yakın bir para vardı. Bu kadın siz bilezik yapacak hani fındıktan para kazanacak bir kadınken ben 300 TL'ye elime para kalıyor kiramı ödeyemiyorum. Ben bu yüzden Fahrettin'le evlendim diyen bir kadın bu. Esra abla bu işin içinde bir şey var. Kim yaptı anneme? Kim ne etti bilmiyorum şimdi, ben. Bak, şunu o zaman sormak lazım Suzan Hanım. Anneniz Fahrettin Bey'i nasıl bulduğu konusunda da yaşlı bir kadın. Hasta bakıcı olmak için bu bakacağı kişileri nereden yaşlı. Buluyor? Yaşlıları? Ya birileri tanıştırıyor galiba. Bir diyor ki burada insan var diyor. Gel bakabilirsen bak diyor. Siz aracı oluyor musunuz yok, yok. Kızları olarak? Yok. Hani sürekli yanınızdasınız ya. Yok, ben de telefon açıyor diyor ben fındığa gideceğim diyor. Fındığa gidiyor da fındıkta ne kazandıysa hayır fındık... mesela gidip hasta baktığı zaman evinde kalıyordur öyle değil mi hasta? Yok annem gidiyordur onun evinde kalıyordur. Peki ama... bu hasta profili nedir? O şöyle bir şey. Şimdi mesela bir arkadaşı tavsiyesiyle ya da bir yerden tavsiye tanıyor. Ben diyor bugün gittim şuraya diyor. Ben o insanla tanıştım diyor ama... Satın bakıcılığı yok neyine bakacak onu yani. Onu biliyorum öyle söyle gidiyor. Şunu merak ediyorum hasta profilinde hep bak mesela bazen özellikle de mesela annen gibi kadınlar der ki ben hani erkek bakmam. Ben kadına bakarım. Hani kadının ihtiyaçlarını görürüm hem birbirimize iki arkadaş. Kadınlara mı gidiyordu genelde yaşlı erkeklere mi gidiyordu? Yaşlı erkeklere gidiyordu. Yaşlı erkekler de hasta bakıcılığı yapıyordu. Evet bakıyordu onun fındığını bir adam vardı geçen sene bir adam vardı. Adı ne? Ramazan adında bir adam vardı. Bana telefon açtı annem. Ben evimdeydim kendim. Dedi ki ya de fındık kalkacakmış dedi. Yardım edeyim de dedi. Bana biraz 5-10 kuruş para verir dedi. Ben de dedim ki anne dedim kim sana buldu? Dedi ki bizim burada bir tanıdık vardı. Ya sen fındığını kaldırsak kimsesi yok bu adamın. Yardımcı ol. Fındığını mındığını kaldır. İşlerini çiftçilik işlerini. Benim annem çok iyi bilir o öyle Sakarya'dan işte. Nereye gitti fındık kaldırmaya? Ordu'ya gitti. Ordu'ya gitti. Ne kadar Ordu'da kaldı? Vallahi fındık kalkana kadar kaldı. 2 ay mı 3 ay mı kaldı ne? 3 ay. O adamın evinde mi kalıyor? Vallahi onu görmedim şimdi yalan söyleyemem. Peki onu... ama şimdi yaşlı bir anneniz var. Fındığa diyor Ordu'ya gidiyorum diyor. Yaşlı bir adama diyor bakıcılık dışında fındık toplama işi de yapıyor anneniz değil mi? Fındık kaldırıyor temizliyorlar işte şeyler yapıyorlar. Da ben nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Çünkü ben... Ama bu adamın evinde kalarak yapıyor bunu. Olabilir bilmiyorum onu bilmiyorum şimdi. Siz kimde kaldığını nedir ne in midir cin midir onu iyi bilmiyorum. Midir kötü müdür annene zarar verin bunu araştırmıyor musunuz? Yok onu araştırmadım Esra abla. Çünkü ben gidiyorum dediği zaman bir şey söylediği zaman gittiği zaman ben şimdi benim de kardeşi var. 2 tane çocuk sorumluluğum var. Benim de kendime göre bir şeyim var. Ama arıyordu beni arıyordu soruyordu. Bir şeyler olduğu zaman bana söylüyordu geldim kızım derdi. Ramazan Ordu fındık işinden sonra başka kime gitti böyle hasta bakmaya?
Başka bana bir şey söylediği yoktu. O vardı. Yani... Bir tane de 2017'de vardı. Onu bilmiyorum. O vefat ettim, öldüm, ölmedim. Adam ismini de unuttum. O ne? Hangi şehirdeydi? Onu bilmiyorum vallahi. Annenizin aslında siz öyle bir anlatıyorsunuz ki hani yalnız yaşayan ama çalışma hayatı da olan parasını kazanan bir kadın. Evet. Bu kadının parası da vardı abla. Şimdi parası üç tane de maaşı var bu kadının. Bu kadının gidip hasta bakmaya, yaşlı bakmaya yani bakacak durumu yok ki. Kendisi gidiyordu. Ha? Ben ona bir şey diyemiyordum. Kendisi gidiyordu. Bak maaşı iki tane maaşı varken evi de dayalı döşeliyken. Gidiyordu fındık kaldırıyordu. Fındığa yardım ediyordu. Fındık zamanları. Fahrettin'e Bey'e gidince niye kıyamet koptu? Bizim içimizde mi? Evet. Sizin için. Evet. Bizim içimizde şöyle kıyamet koptu. Benim annem bana söylerdi ya. Bana bir derdi ki kızım ben gidiyorum. Ben ediyorum ya da birisini bana bir telefon açıyor. Beni arıyor. Neredesin anne diye soruyorum. Diyor ben maaşımı aldım bankadan diyor. Eve gideceğim diyor. Ben de tamam diyorum ayın 26'sında, Şubat'ın 26'sında. Sonra beni aramıyor bir daha. Bir daha beni aramıyor. Suzancığım, şimdi annen daha öncelerde de hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanların yanına gidip kalan, hasta bakıcılığı yapıyorum diyen bir kadın. Hiç diyor, o zaman ya bizim anamız nerede, ne yapıyor, ne ediyor diye sorgulamıyorken, Fahrettin'de niye siz bir anda anacığım anacığım diye peşine düştünüz? Şöyle anacığım anacığım diye peşine düştüm. Gittiği yeri söylüyordu annem. Ben oraya gideceğim, bu adama yardım edeceğim, fındığını kaldıracağım. Bana 5-10 kuruş para verecek, evin ocağını temizlerim kızım. Haberin olsun bak ben buraya gidiyorum diyordu. Ama bunda hiçbir şey demedi. Ha. Apar topar. Halden mal kaçırır gibi kim sebep oldu? Kim sebep oldu? Ama sana karakolda diyor ki ben Erzurum'da Fahrettin'in yanındayım. Beni arayıp sormayın. Hasta da bakmıyorum, evleniyorum diyor. Evleniyorum bana o şekilde deme. Dedi ki ben gittim dedi. Bana benle de konuşmadım. Hayır, de konuş- siz şimdi bak. Siz Erzurum'a gidiyorsunuz. Evet. Karakoldan annenle seni iletişim kurduruyorlar ya. Annen diyor ki, konuştu. Kız kardeşinle konuştu. Bana karışmayın ben Erzurum'da Fahrettin'in yanındayım kardeşim. Hayatımın aşkını buldum. Evleniyorum diyor. Niye kıyameti kopartıyorsunuz? Kıyameti şöyle koparttı benim haberim yoktu. Gitti de niye söylemedi bana? Ama siz oraya gittiğinizde o insanı tanımak yerine kavga ediyorsunuz. Bak Esra abla ben ondan kavga etmedim. Ben gittim oraya... ben annemi görmek istiyorum dedim bak. Yani bu 2021 yılında Fahrettin dışında başka birinin yanına gitti mi anneniz? Yok. Gitmedi. Alo. Alo. Halil Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Sizin Nuran Hanım'la ilgili... bize göndermiş olduğunuz bir takım fotoğraflar var. O fotoğraflar da ekranda. Halil Tezcan'ı tanıyor musunuz? Vallahi ben tanımıyorum onu. Ha? Ben tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Halil amca. Efendim? Siz Nuran Hanım'la yan yana fotoğraf çektirmişsiniz. Ben bununla evlendim. Ne zaman evlendiniz? Ben bununla Ocak ayında evlendim. Bu 2021 Ocak mı? Evet. Evet. Bu Ocak'ta. Evet. Tamam. Kim tanıştırdı sizi? Nasıl evlendiniz? Bu beni kendisi aradı. Kendisi aradı buldu beni. Nasıl buldu? Vallahi bilmiyorum. Benim telefonu bana telefon etti. Beni o buldu. Ben tanımıyorum. Senin telefonunu bir anda çaldı. Telefonu açtın. Telefondan Nuran mı çıktı? Evet. Dedi ki bana gel dedi seninle dedi beni evlenmek isteyeceğim dedi. Gel seninle dedi ara pazarında buluşalım tanışalım dedi. Evet. Ben de gittim ara pazarına buluştuk tanıştık. Evet. İki ay beraber tanışma süresi çektik. İki ay sonra evlendik. İki ay görüştünüz. İki ay sonra dini nikah mı kıydınız? Evet. Kaç gün beraber yaşadınız? 15 gün. 15 gün kızlarıyla çocuklarıyla tanıştın mı? Kızlarıyla çocuklarıyla tanışmak istedim. Bana dedi ki yok dedi şu an dedi tanışamayın dedi sonra tanışırız. Tanıştırırım dedi yani. Benim haberim. Peki 2 ay aynı evin içinde yaşadınız mı? Hayır 2 ay aynı evin içinde yaşamadık. Bu kendi evindeydi. Kendi evinden. Telefonla konuşuyor. Sizden para pul istedi mi Halil amca? Benden bir yüzük istedi, bir çift küpe istedi, bir baş istedi. Küpe istedi, yüzük istedi. Toplam ne kadar harcadınız? Toplam benim yüzükle küpeye 3.950 lira oldu. Efendime söyleyeyim 3 baş aldım işte aşağı yukarı
5.000 TL diyelim. 5.000 TL'lik takı aldırdı size. Sizin yanınızdan ayrılırken size ne dedi? Ben dedi şeye gidiyorum dedi, cenazeye gidiyorum dedi bana. Evet. Buradan çıktı gitti. Dedi ki sonra bana başına dedi çare aradı. Ben bir daha gelmeyeceğim dedi. Hı hı. Benim hala telefonlarıma cevap veriyordu. Bak benim dedim ki benim paramı öde dedim. Benimle dedim 15 gün kaldım dedim. Ben paramı öde dedim. Dedi ki bana ben sana dedi paranı ödeyeceğim dedi bana. Evet. Hala telefonumda numarası var. Bana devamlı telefon, benimle devamlı telefon açtım her saat. Evet. Dedi ki paranı dedi ödeyeceğim dedi bana. Ödemedi yani. Sizle geldi, telefonda tanıştı, telefonunuzdan sizi aradı, sizinle ilişki kurdu, 15 gün sizinle yaşadı, 5.000 TL'lik takı aldırdı, 15 gün kalıp sizin yanınızdan ayrılırken cenazeye gidiyorum dedi, bir daha da Nurhan Hanım sır oldu, değil mi? Evet. Bakın anneniz 15 gün ortada yok. Ben kaç evladı var? 4 tane. 4 tane evladı var. Bu 15 gün anneniz evde olmadığı süre içerisinde annenizi aradınız mı? Ben annemle fazladan beri görüşmedim. Hı? Bir süreden beri görüşmedim ben annemle. Sürekli görüşüyorum diyordunuz. Anneniz 15 gün Adapazarı'nda başka bir adamın yanında yaşıyor. Benim haberim yok. Ben şimdi duydum. Benim haberim yok Esra abla. Telefonu var mı annenizin? Var telefonu. Ha? Telefondan arkadaş buluyor mu? Yok ben hiç dikkat etmedim. Dikkat etmediniz. Ha, dikkat etmedim. Ben şunu merak ediyorum. Anneniz 15 gün ortadan kayboluyor. Al Fahrettin'in yanına gittiği gibi başka Halil Tezcan ismindeki fotoğraflarda ekranda. Bu fotoğraflar ne anlam ifade ediyor senin için? Ben şok oldum anneme. Başka bir adamın yanına gidiyor ama bu kadar evladı ne kıyamet kopartıyor ne anneyi arayıp soruyor. Esra abla şöyle bir şey var. Şimdi 26'sında bu evi apar topar götürüyor benim ondan haberim yok. Kız kardeşimi arıyor cumartesi günü Meryem'i. Diyor ki ben gittim buradan. Beni de aramıyor. Meryem'i arıyor. Suzancığım bu Ocak ayında olan. Annen doğru, Ocak'ta 15 gün ortadan kayboluyor. Esra abla benim bundan haberim Kur'an çapsın ki yok. Bak yemin ederim ki benim bundan haberim yok. Ben neye kızıyorum anneme? Ben neye kızıyorum benim anneme? Madem evleneceksin bak o kadar insanla evlenmişsin. Şimdi 62 yaşındaki bir insan telefonda nasıl eş bulur kendine? Ben bilmiyorum. Ve karşı tarafa diyor ki, karşı taraf diyor ki benim altınlarımı ver beni bırakıp gittiysen diyor. Tamam ödeyeceğim diyor. Bu altınları ödemiyorsa annenin yaptığı ne oluyor? Dolandırıcılık oluyor. Yani telefonla birilerini buluyor yalnız erkekleri. 1000 tane numaradan denk gelecek de karşına bekar Halil gelecek. Halil amca telefondan hattan ayrılma lütfen. Bir ihbarımız daha var. Bu arada Fahrettin Demir, Nurhan Demir de lütfen yayına bağlansınlar. Alo. Alo iyi günler. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra. Merhaba. Tanıyor musunuz Nurhan Hanım'ı? Valla bizim 2019'da geçen sene evet. Babamla evlendiler. Hatta bu Suzan'la var ya valla babama pazarlık bile mi aldırttılar. Siz Suzan'la tanışıyor musunuz? Evet tanışıyorum. Şimdi 2019 yılında hangi şehirdeydiniz? Şehrinizi de söyleyin. Kocaeli Darıca'dan gittik aldık. Kocaeli'nde. Evet, anneniz kendi... bir anlatın bakayım Suzan da hatırlasın. Babanız kaç Suzan'da yaşında? Hatırlasın. Tamam. Benim babam İhsan ismi. Suzan Hanım da sebep olduğu abla, ya benden ziyade ablamla birlikte gittiler pazarlığa. Hı hı. Ne pazarlığına? Babam, ablam gelin alışveriş pazarlığına gittiler. Hı hı. Bayağı güzel abiyeler, Suzan Hanım'a abiyeler, o arkada ekranda görünen bayanı abiyeler aldılar. Hı hı. Çerezidir, gülüdür, şekeridir, çikolatadır, her şeyi aldırdılar. Yüzük, küpe. Evet. Kız isteme mi oldu? Efendim? Kız isteme mi oldu? Evet kız isteme oldu. Yüzük takıldılar. Babamdan yüzük parası istediler. Bu Suzan Hanım var ya şu andaki ekrandaki. Evet. Başımdan aşağı gül bileme döktü babamın. Aa, ne döktün? Başımdan aşağı güller bile döktü. Evet. Geçen yaz annenize isteme yapmışsınız. Siz de evlatları olarak onun yanındaymışsınız. İsa Bey'le evlenmek için yola çıkmış. Bir sürü masraflar bize, yapılmış. Onlar hepsi doğru. Hatırlıyor musun? Hatırladım. 2019 evet. yılında. Kaç ay babanızla beraber yaşadı? Ha? Evet. Bu fotoğraf hatırladınız mı? Evet. Anneniz de maşallah yılda 3 kere gelin oluyor. Vallahi ya. Bak ay, yılda söylesin. İnsan... Evet bak bu evet Esra. Bu fotoğraf. Evet. Nasıl tanıştılar? Valla Ergün Bey bir de onun arkadaşı tanıştırdı babamı. Ergün Bey bir de onun arkadaşı. Evet. Hı hı. Evet babanızla evet. Kaç ay beraber yaşadılar? Valla 6 ay. Toplam 6 ay kaldı ama. Esra'nın. Evet. Hı hı.
her ay başı babam ay maaşına gider. Yani mesela maaş zamanına göre geliyordu 5 gün. Hı hı. Babam maaşı bir sene kadar duruyordu 5 gün. 6. güne hendeye gidiyordu. Hı. Evet, ayda 5 gün geliyordu. Evet, evet. Ayda 5 gün maaş bitene kadar. Maaşı aldım babam gidiyordu geri. Evet. Ve şu anda bir de şu var Esra Hanım. Hı hı. Bir aya kadar da bak o günden gittikten sonra bir aya kadar da her gün babam arıyordu. Telefonla konuşuyorlardı. Evet, geleceğim, geleceğim. Ergün Bey kimdir? Ne iş yapar? Esra abla, Ergün o adam, o şu anda evlendi, resmi nikah kıydığı adamın da veren ismi Ergün. Horasanlı. Nereden şimdi aklınıza geliyor? Çünkü bak hiç bu 3 gündür konuşuyoruz bu konuyu. Kimle tanıştırdınız? Hayır, başka? Söyledim arkadan. Arkada söyledim arkada ben. Arkada söylediniz değil. Ben bu soruyu size defalarca sordum. Ergün Bey'i bir tarif edebilir misiniz? Kimdir? Nerede yaşar? Ne iş yapar? Ben o kadar detaylı bilmiyorum Esra Hanım. Sen tanıyor musun? Bak ben Ergün'ü tanımıyorum. Hı hı. Ama bana şunu, o Horasan'a gittim, o köye gittiğim zaman Ergün adında bir adam Horasanlı ermakçılık yapıyormuş Sakarya'da. Evet. Bir de şeyde yapıyormuş Horasan'da. Bunu ben duydum. Dedi ki kızım git dedi. Bak dedi başımı belaya sokma git dedi bana. Hı hı. Tamam bu doğru, ben yalan söylemem. Sakarya'daki Horasan'la Ergün'ü arıyoruz. Şimdi video var galiba. Bir videoyu yayınlayayım, sonra sizinle konuşmaya da devam edeceğim. Yok mu video? Ha yok, video görüntüsü vardı oradan screenshot hani alınmış herhalde. Hani anneniz hiç evlenmemişti. Esra Hanım bunu defalarca sordu. Bak, anneniz hatta dün şunu da sordu. Dini nikahlı beraberliği hayır dediniz siz. Babamla evlendi, boşandı, bir de vefat ettiği eşi var. Arada annem anlatıyorsunuz, hasta bakıcılık. Hasta bakıcılık dediğiniz şeyler evlilik şimdi miydi? Şimdi 2019 hepsi? Yılında geldi istediler. Bana söyledi. Ya. Bunları bana... Ben sormadan söyleyeceksiniz. Tak anlatacak. Bunu özürlü bir şey yok. Şimdi hanımefendi, babanızla Nurhan Hanım'ı Ergün Hanım, Sakarya'daki emlakçı Ergün tanıştırdı. 5-6 ayda sadece maaş döneminde 5 gün babamın yanına gelip kalıyordu. Maaşı alıp, parayı alıp geri dönüyordu dediniz. Doğrudur. Peki biz babanızdan Nurhan Hanım neden ayrıldı ve nasıl ayrıldı? Yani o çok detaylı daire istiyordu herhalde. Biz de vermediğimiz için... Babamı koydu gitti. Babanızdan daire mi istedi? Evet, evet. Şu an inkar ederler ama doğrudur. Peki, siz kızlarıyla tanıştığınızda anneniz, onun annesiyle sizin babanız evlenecek. Suzan Hanımlar size kendi hayatını nasıl anlattı? Esra Hanım, şurada ben söyleyeyim. Benim ablam gitti, onlar istemeye gittiler. Babam, ablam, enişten. Onlar istemeye gittiler. Ben Nurhan Hanım'la birebir konuştuk yani babam geldikten sonra. Ablanız ne anlattı aileyle ilgili? Geldi bizim evimize. Ergün Bey ne anlattıysa arkadaşıyla birlikte ablam girdi. Babam için sessiz kalmak zorunda kaldılar. Peki kaç kişi vardı sizin aileden? Kız kardeşim vardı. Hangisi? Burada olan mı? Ha, burada olan, ismini söylemek istemiyorum. O burada olan vardı. Ben vardım. Onun eşi vardı. Bir de benim çocuklarım vardı. Siz buradaki ya, kardeşin ekranda niye gözükmek istemiyor? O şeyden dolayı. Kızın nişanlı ya. Ondan dolayı gözükmek istemiyor. İsmi de söylenmiyor. Ne olacak? Annesi kaybolmuş çıkar söyler. Siz ikiniz annenizi nişanlandırıyorsunuz. Annenizi kaç kere nişanlandırdınız? Bak bunu istediler. Ben inkar etmem. Annem bana söyledi. Dedi ki anne kızım dedi birisiyle tanıştım. Erzurumlu bir adam onu vardı. Geç. İstemeyi gül dökmeyi yapmışsınız. Ha, tamam. Kaç kere annenizi sizden istediler? Ya bu iki oldu. Bir de ötekini tanımıyorum. Bu doğru. Ben yalan söylemem. Bu doğru. Ben gittim. Bir de Ramazan vardı. Ha, Ramazan'ı ben tanımıyorum. Bak bağlansın, ben tanımıyorum Ramazan'ı. Annenize ne masraf yaptınız Nurhan Hanım'a istemede? Anlaşamadılar. 15 milyar babamlar 15 milyar masraf ettiler Esra Hanım. Anlaşamadılar onlar ikisi. 15 milyar ne masrafı? Anlaşamadı diye bir şey yok ki. Hayır, anlaşamazlık yok. Ne var? Hiç anlaşamazlık yok. Babamın gel dediğiniz gibi ayda bir geliyordu. 5 gün para yedikten sonra Nurhan Hanım gidiyordu. Hendeye gidiyordu evinde kalmaya. Babam burada kalıyordu, orada kalıyordu. Ne peki, yapıyordu anneniz paraları şey Suzan Hanım? Anneniz paraları yok. Ne yapıyordu? Benim haberim yok. Anlaşamadılar bunlar. İkisi beraber hayatım, anlaşamadılar. Bu kadar paralar geliyor diyor. 15 bin liralık masraf yapılmış diyor. Siz ne yaptınız bu paraları? Ya ben, İade ettiniz mi? Ben hiçbir şey iade etmedim. Bana 15 bin liralık bir şey yapmadı. Sadece geldiyse çikolatasını doğru söylüyor. Çikolatasını çiçeğine size aldı. Size de kıyafetler almış hanımefendi. Diyor ki onlara da abiyeler aldım kızlarına ya, da. Çocuk bize aldı. Kız kardeşime bana aldı ya, doğru. Ya neyine abiye aldı? İnkar yalan söylemiyorum ben. Doğruyu neyse onu söylüyorum. Sanki... Ya, benim annem evlenecek gidecekti. Engelli bir kardeşiniz var. Anneniz ona bakacağı yerde evlenmeyi tercih ediyor. Siz de annenizi isteme yapıyorsunuz. Sonra yine evlenmek için gidiyor, kıyameti koparıyorsunuz. Yine soruyorum, ne oldu da Fahrettin Bey'e gittiğinde kıyamet koptu?
Bizim haberimiz yoktu. Suzan Hanım, parayla ya parayla anlaşamadınız, yok, ya parayla kontrolünüzün dışındaydı. Siz ya da çok özür diliyorum, anneniz sermayeniz de sermaye gitti. Yok Esra abla, öyle bir şey yok. Niyazi Bey telefon attığında bakın bitmiyor. Siz Ramazan'ı söylediniz, Halil bağlandı, İsa amca bağlandı. Niyazi Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de mi Nurhan teyzeyle nişanlandınız, evlendiniz? Yani dini nikahlı. Dini nikahlı evlendik. Kaç kere, kaç ay? Kaç ay? 4 ay beraber kaldık. 4 ay. Kaç yıl önce? 2018'de evlendik. 2018'de 4 ay. Nasıl tanıştınız bir Niyazi amca? Anlatır mısın bana? Ben bir telefonla tanıştık. Beni telefon üzeri tanıştık Nurhan Hanım'la. Hı hı. Ben buradan görücü usulü araba tuttum. 5 milyar verdim, araba tuttum. Hı hı. Aa, Susan var ya, Susan. Evet. Susan karşıladı bizi. O misafirleri ağırladı. Hı hı. Orada, evet. Ben araba tuttuk. Buradan ağırladım misafirlerimi. Oradan geldik. Gelenden sonra bizi yol etti. Arabayı yol etti. Susan geldik. Biz Nurhan Hanım'ı aldık geldik. Gelenden sonra bir... Oğlumun evine geldik. Oğlumun yanına geldik buraya. Benim burada dairem vardı. Bir nikah kıydık burada. Sıkıma istedi benden de. Benden tamam bir nikah kıydık. Dedi ki bana dedi 5 dal bilezik yapacaksın. Evet. Kulak küpelerimi alacaksın. Evet. Bir de yüzüğümü alacaksın dedi. Araba istedi fakat ben araba alamam dedim bak. Aa, onu da Fahrettin amca almış, siz merak etmeyin. 5 dal bilezik, bir de küpeler alındı. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben Ordu'da yaşıyorum. Ordu'da. Nurhan Ordu'da kızımızı, kızı Suzan'dan mı istediniz? Evet, Susan'dan ben istedik. Biz vardık, Susan bizi yol etti, geldi. Hayır, ben tanımıyorum ki. Ben görücü usulü gittim. Görücü usulüyle beraber araba tuttum, 5 milyar verdim. Öbür kızı olabilir mi? Kezban mıydı kız kardeşin adı burada? Ergün Bey'i tanıyor musunuz? Ergün Bey mi aracı oldu? Yok, ben kimseyi tanımıyorum. Bir telefonda tanıştık biz onunla. Peki, Niyazi amcacığım, senin telefonunu Nurhan teyze nasıl buldu? Beni buradan şöyle buldu bak. Bu şeyle bir adamın orada kalmış. Ulu Bey Karagüzel'in köyünde. Ulu Bey Mehmet Tut'un yanında kalmış. Ulu Bey yukarı güzelinden. Hı hı. Orada kalmış. Orada onlarla anlaşamamışlar. Evet. Başka birinin yanında. Mehmet de benim arkadaşımdı. Geldi dedi ki bana Niyazi dedi. Ben bir bayanla tanıştım dedi. Fakat anlaşamadık dedi. Ben daire istedi. Ben de daire alamam dedim dedi. Hı-hı. Senin dairen var. Sen bununla anlaşırsın dedi. Sana telefon numarasını vereyim. Sen bununla bir anlaş dedi. Bana o telefon numaramı verdi. Evet. Telefon numarasını verdi. Hı-hı. Ben bunu aradım. Tamam gel tanışalım dedi. Ben buradan görücü usulü gittim. Araba tuttum. 5 milyar verdim arabaya. Evet. Gittik. Buraya vardım, Adapazarı Hendek'e vardım. Hendek'te telefona bakmadı. Bir zaman sonra baktı telefona, bu kızı Susan var ya. Evet. Susan geldi bizi yoldan aldı, götürdü misafirlerimi karşıladı, gezdik, içtik, akşamla bizi yol etti. Niyazi amcacığım, peki Nurhan teyze sizi niye terk etti? Bizi niye terk etti? Vallahi bilemiyorum. Niye terk ettiğinden haberim yok. Benim daireyi niye vermediniz? Daireden terk etmiştir. Tapuyu devretmediğiniz için. Dine beni, dine. Ben söyleyeyim de sen öyle dinle. Tamam, dinliyoruz. Ben buradan hareketli nikah yapandan sonra gittim Adapazarı'na. Onun evinde kaldım. Hı hı. Kaldım, geri geldim. Bu her ay başı ben aylığıma gideceğim. Aylık alacağım, aylık alacağım. Ya buradan al Nurhan. Sen aylığın niye gidiyor? Yok borcum var, derdim var, oradan alıyor. Gidip gelip ben de gidip geliyordum. 4 ay böyle yaşadık mı? 4 ay sonra bu beni bir Adapazarı'nda vardı buraya. Beraber gittik buradan. Adapazarı'na vardık, beni terk etti. Telefonunu falan...
2018'den beri yılda iki adamla yaşıyor annen. Esra abla ben bunu tanımıyorum. Suzan sizi gayet iyi tanıyor. Diğer kardeşin adı neydi buradaki? Kezban. Kezban. Kezban'ı acaba tanıyor olabilir mi? Yani Kezban'ın ekranda görünmek... Kaç yaşındaki? Suzan diyor da acaba ekranda gözükmek istememesinin sebeplerinden biri de bu olabilir mi? Defalarca Kezban'a gel buraya, gel buraya diyorum gelmiyor. Anneniz son 3 yılda toplamda 6 adamla beraber yaşıyor Suzan Hanım. Şimdi tekrar soruyorum size. Anneniz tek başına yaşayan yalnız bir kadın mı? Tek başına yalnız bir evde yaşıyordu. Zaten ev sahibi yukarıdaydı. Kendisi anneniz biliyordu. Evde miydi? Hangi gün? Anneniz evde miydi hiç bu 3 yılda, 4 yılda? Evde kalıyordu, ben evdeyim diyordu bana. Devamlı telefon açıyordum, ben evdeyim İyi diyordu. İyi ki evdeymiş. Bu arada Fahrettin Demir de koşa koşa ev yapacağım, araba alacağım dedi. Bilmiyorum, arabayı almış mı üstüne? Bugün gitmiş Fahrettin amca, araba almış üstüne. Buradan Fahrettin amca size yayına katılın diye yalvardım. Gerçekten de yalvardım. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bir anda karşınıza bir kadın çıkıyor, bir arsa, bir ev karşılığı sizinle evlenmek istiyor. Bakın. Nuran şu anki soyadıyla Demir bu işi profesyonel hale getirmiş bir hanımefendi, bir kadındır. Dahası yok bunun. Herkesten bir daire istiyor, bir araba istiyor. Kim arabayı verirse Nuran'ın sahibi o olur. Var mı böyle bir şey ya? Topladıklarına bak. Bilezikler, altınlar, kolyeler, onlar bunlar. 4 ay kalıp maaş zamanı, maaş alıp ortadan kaybolan bir kadın bu. En başında söyledim, 62 yaşındaki bir kadın 16 yıl evli kalıyor, bekarsa 16 yıl sonra kocaya gitmez kardeşim. Ama bu iş onun profesyonel işi ise Sakarya'dan Erzurum'a da gider, oradan başka bir yere de gider. Zaten çok gitti. Özür diliyorum, bu Yürü almış olduğunuz Allah. Evlerde de bu insanların alın teri var. Esra abla. Bu insanların alın teri var. Esra abla ben şu anda ev almadım ki. He? Ben ev almadım. Annenizin kolunda dal dal bilezikler var. Sormuyor musunuz bu değirmenin ben suyu nereden geliyor diye? Ben bilezik hiç görmedim anamda. Sadece geçen sene fındıktan kazandı. Bu yaşlı insanlara ağırlayan ben sizsiniz. Ben altın görmedim onu, bilezik bu görmedim kolunda. Bu insanların kafasından çiçekler döken sizsiniz. Tamam doğru, evlensin dedim. Gitsin ya ne evlensin? Hani evlenmemişti? Gitsin desin bak. Ben kesinlikle inanmıyorum annenizin bu insanları bulduğuna. Bu işin içinde sizler de varsınız. Hayatım, Fahrettin'le anlaşamam ama Fahrettin'in dişli çıkması... Esra abla niye dişli Fahrettin sana 200 bin TL'yi vermiş olsaydı sen anneni o adama satacaktın. Esra abla yok ben babamı getirdim buraya, kurban olayım Suzan, sana. Suzan neyi babanı getirdin ya? Ben malımızsa kendi babamın kendi yerini sattım ben, kurban olayım. Yapmayın Allah aşkına, yalnız yaşayan bir anneniz yıllardır kapı kapı ev ev dini nikah dini nikah geziyor. Hiçbiriniz ağzınızı açmıyorsunuz. Ya Esra baba öteki doğru, ben inkar etmiyorum. Ötekileri tanımıyorum. Ha bak Ramazan'da söyledim. Sizin derdiniz bu adamın resmi nikah kıyması. Çünkü bak, resmi nikahla Nuran bir daha evlenemez hale gelecekti. Telefon hattında bir ihbar değil. Esra... Tekrar bir sürü ihbarlar geliyormuş. Ne? Esra abla. Niye? Kimden? Esra abla. Ayrılmasının sebebini merak ettim. Niye ayrıldınız Mustafa amca? Otur babam, otur babam. Otur. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Tabii. Niye ayrıldınız? İhanet. Esra Hanım, ben de bir şey sorabilir miyim? Siz kaç... Bir dakika. Babandan ayrılıyor ihanet sebebiyle, değil mi? Biliyorsunuz. Ben de kardeşlerim, ben biraz büyüktüm de kardeşlerim ufaktı, biliyordum. Anladım. Biliyorum. Annen ortada yoktu. Çünkü dün çok önemli bir şey söyledin. Dedin ki benim annem ortalarda olmayan bir kadındı, çocuklara ben baktım. Ben baktım. Sonra annem ortaya çıktı dedi. Evet. Annen Ali ile evleniyor. Ali'den boşanıyor. Ali hastalanınca annen onunla tekrar evleniyor. Neden? Onu bilmiyorum bak. Ondan haberim yok. Çünkü benim kardeşlerim ufaktı. Kız kardeşim Meryem 6 yaşındaydı. Öteki kız kardeşim 8 yaşındaydı. Bir de hasta kardeşim vardı. Babam vardı. Hepimiz bir arada oturuyorduk biz. Annen kaç yıl ortada yoktu? Hangi zaman, hangi esrarda? Babanı ihanet edip gittikten sonra? Bir süre biz onu görmedik. Benim kız kardeşim, o dışarıda olan kız kardeşim 18 yaşına kadar geldi, büyüdü. Öteki de 17 yaşına kadar gelene kadar bizim hayatımızda yoktu. Bizim annem. Benim babamın dayısı, bir annemin de amcası vardı. Adapazarı'nda, Sakarya'da, şu anda vefat etti, öldü. O Suzan dedi ki, Hanım, kızlarını görmek istiyor. Karşınızdaki babanızın mağduriyetinin nedeni sizsiniz. O yüzden de 200 bin TL'yi böyle şehir şehir dolaşıp Fahrettin Bey'den istemeyin. 200 bin TL'yi babanızın mağduriyetini giderin. İhanet eden bir kadın var. Yıllar sonra siz onun
babanızın hakkını, hukukunu gidip annenize devrediyorsunuz. Mustafa amca. Bunu da yapan sizsiniz. Esra abla. Sonra da tutuşuyorsunuz, babanıza karşı yüzünüz yok, gidiyorsunuz Fahrettin'in kafasına. Babam hiç annem hiç evlilik yapmadı. Ya kaç kişi 62 yaşındaki anneyi evlendirip bana anlatın. Biraz ya, bir değer yargılarımız var. 62 yaşındaki kadın evlendirip çiçek dökmek nedir ya? Ya bu altınlar, yoldan dünürcüleri karşılamak nedir ya? Esra abla bir şey... Anneniz bu kadar, anneniz bu kadar gücü kuvveti yerindeyse özürlü olan çocuğuna bakmasını sağlardınız. Ya, siz o özürlü çocuğun sorumluluğunu alarak otur annenizi de başka insanlarla tanışmasına vesile oldunuz. Bir şey istiyor. Bir dakika, bu ev kimin? Bu ev Nur Hanım üzerine kayıttı. Ama kimin gerçekte? Kimin alın teri var orada? Bu evi benim sattım. Nur Hanım dedim gel abi bak 200 bin, 220 milyar bu evi sattım. Kızlar da geldi. Senin üzerine kredi çıkıyormuş. 2 aylık aldığım için. Bir yardımcı ol dedim. Bu o sana da ait bir ev değil mi? Bu bana daha geçmedi. Ama senin evin. Sattığım yer 220 bin lira benim. Burada tapuda onun üzerine devre olacağımış. Ona kredi çıktığı için. Bana çıkmadı kredi. Bana 40 bin lira para kredi çıkıyor. Ona 200 bin lira kredi çıkıyor. 2 aylık aldığı için. Banka hemen direkt ben sen de dedi aylığını noterden devret dedi. Ondan sonra tamam devredeyim dedim. Aylığımı da verdim. 220 milyarı da verdim. Ondan sonra razı geldi. Ben bir katkıda bulunayım dedi. Sen alıyorsun 2 milyar 300. 200 de ben katarım dedi. Ondan sonra yardımcı olurum dedi çocuklarım. Ama Nurhan ne yaptı? O da aldı gitti şimdi üzerinde tapu. Bu tapu üzerinde evler. Ya. Tapu. Sen şimdi kendi derdini kime nasıl anlatacaksın? Anlatacağım. Ha. Ya. Nurhan Demir canlı yayına da çıksın. Fahrettin Demir de lütfen söz hakkını, cevap hakkını Esra kullansın. Son sözünüzü alacağım. Yarın bu konuya kaldığımız yerden Esra devam edeceğiz. Fahrettin amca, ailen, çocukların, damatların izliyorlarsa eve gelip gelen bu hanımefendiyle ilgili maalesef ki acı gerçekler bunlar. Bununla yüzleşmek çok ağırdır. Bugün almış olduğunuz bir araba olduğu bilgisini de ekip arkadaşlarım verdi. Hata ediyorsunuz. Aşk, Esra, evlilik, ilişki parayla satılıp satın Hülya alınmaz. Abla, ben söyleyin son cümlenizi alayım. Esra abla ben şunu geçeceğim. İstiyorum. Bak benim ne babam istiyorsunuz? Benim babam şu anda mağdur durumda. Babamla kardeşlerimiz hepimiz toplandık. Benim babam annem bizim içimizden çıkan bir insan değildi. Bizim çıkan insan içindeydi. Annem bizim yanımızdaydı. Yardım edeyim çocuklarıma dedi. Alayım bu evi dedi. Babama kredi çıkmadı. Ben de o evi sattı babam 120 milyara verdik. Biz bu krediyi aldık. Gelsin tapuya gidelim. Babama devresin, biz ödeyelim onu. Peki, yarın devam edeceğiz. Kaldığımız yerden suyunuzu da alabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Vallahi gençler, bekar, pırıl pırıl insa amcaya ya. Çok üzüldüm. Yani yıllar önce hayatın en büyük kazığını atmış. İkinci. Gitmiş, yıllar sonra hayatın ikinci kazığını atıyor. Esra Hanım bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o. Esra Hanım. Hiç değişmez. Sultan bir de Esra böyle hani size telefonla bir telefon hattına biri arıyor ya ben yalnızım, mağdurum, yapayalnızım, çocuklarım bana bakmıyor, gel evlenelim diye. Bakın bunların altından hep bir şeyler çıkıyor. Öyle durup dururken hiç kimse siz telefon hattından bulup da gel sana evlenelim falan demez. Al nice pırıl pırıl delikanlılar, genç kızlar, bekarlar. Bunlar eş bulamıyorlar evlenecek. Maşallah teyzeye bak. Yılda, bir yılda 3 tane nişan yapmış ya dini nikahlı. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sultan Hanım geldiği günden itibaren dedi ki benim annemin evliliğe ihtiyacı yok. Ne yapacak kocayı, ne yapacak evlenip dedi ya. Kendi elleriyle kaç defa kadıncağını satmış. Resmi nikah ihtiyacı yok demek istemişti de söyleyemedi onu. Yani dini nikaha var, resmi nikaha gerek yok. Kibar ünü var konusuyla devam ediyoruz, buyursunlar. Niye öldü eşi? Kaza geçirdi. Doğal ölüm mü? Benim eşim bir silah kazasıyla öldü. Bir kadın önce aşık olur, seviyor. Çoluk çocuğa karışıyor. Benim de kaderim. Eşimin ömrü o kadardı. Niye öldü eşi? Ağrı Dağ yaylalara çıkıyorlar ya. Eşim çoban da orada bir silah kazası geçirdi. Kim vurdu yanlışlıkla? Kendi kazayla, kendi evinde açılıp değdi. Yanında mıydın o sırada? Hayır, tek başına. Hayır, tek başına. Tek başına.
Aşık olduğun adamın ölüm haberini nerede nasıl aldın? Cevap yok. Bütün kocanın dosyası anne, açıldı mı yani? Sen niye beni şaşırtmaya çalışıyorsun? Esra, benim kocam öldü. Evet. Benim kocam. Kendin açtın konuyu. Evet. Şu şekilde öldü. Ben ondan sonra yalnız kaldım. Yıllar dedim. Sonra bir evlilik yaptım diye anlatırken sen nasıl değilmiş. Aldın bu haberi? Çocuklarla bize nasıl haber ortada geldi, kaldı? Bize haber geldi. Birileri haber getirdi. Öldüğünü duyduk. Birileri haber getirdi. Öldüğünü duyduk. Sonra bir sürü şeyler oldu. Bitti. Şey, niye sonuç, bu konu seni bu kadar sinirlendiriyor? Ama şu an ölmüş adam. Şu var. Adam kendi kendini mi vurdu? Ya, kendi biri mi onu değil, vurdu? Yani intihar falan değil. Ne? Kaza. Mesela bak kayınbiraderlerin falan hep yayına bağlanmak istiyormuş. Bağlansınlar. Ya Ahmet. Bu, merhaba. Bu karşıdaki duran insan ABB öldürdü. ABB öldürdü. ABB'nin katili. Bak kendisi şimdi yalan bakın, söylüyor. Eşim öldüğü zaman daha 40'ı durmadı beni bununla evlendirmeye kalktılar. Hayır orada bu ne başka bir şey. Etti. Benim abime zarar veren kibardır diyor. Yalan. Abimin öldürdüğü gün kendi evinde ölmüştü, öldürülmüştü. Çadırın içinde öldürdü bunu. Vay be. Yanında mıydın o sırada? Hayır tek başına. Tek başına. Ben sabaha kadar başımda bekleyip oğlunu muhtara gönderiyor diyor git muhtara söyle ki de baban ölmüş. Muhtar gidiyor diyor sapa sağlam adam niye ölsün? Adam abim 36 yaşındaydı. Muhtar diyor ki kızım koca nasıl ölüyor diyor öldürülmüş diyor. Oraları komple temizliyor. Arkaka Şanalar köyünde yapılmış bu olay. Çocuklarla beraber çadırın içinde yaşıyorlardı. Çobanlık yapıyorlardı orada. Sen mesela yaylada dedin de abim diyor evinde öldü diyor. Kocanın öldüğü yer unutulacak bir yer değil. Aslında... Kocan yaylada mı öldü? Evin içinde sizin çocuklarla kocam, yaşadığınız evde mi öldü? Kocam nasıl öldü biliyor musun? Ben de kocamla çobanlık yapıyordum. Benim 6 çocuğum aynı öyle küçük. Bir baktım böyle şey olmuş. Eli A burasında A böyle. Hı hı. Ben de karanlık ya askeri alanı olduğu için ışık yakmıyoruz. Ben de tuttum kocam A bura bak elimi buralarına attım. Tuttum öyle çektim yatağa koydum. Birileri haber getirdi. Öldüğünü duyduk. Ben de tuttum kocam A bura bak elimi buralarına attım. Tuttum öyle çektim yatağa koydum. Battaniyesini de üstüne attım. Bazen bana şaka ediyordu. Yemin ederim hı. Ya biz eşli benim 6 çocuğumun babası. Yağmur yağmıştı o gece. Bayağı bir çamurluydu. Hı. Ben de tuttum baktım silahı da böyle orada düşmüş. Tüfek tek tüfek. Hı. Aha böyle önüne düşmüştü. Bu silahı da aldım. Aha böyleydi bak böyle. Hı. Yani başı da böyle şeydeydi. Silahı da böyle önüne düşmüştü. Kan var mı? Kan man yok. Yok. Hocanı aldın alalım. Yatağa yatırdın. Tüfeği de yanında buldun ya. Tüfeği o tüfeği aldım. Gördükten sonra şüphelendin mi? Hayır çünkü gündüz de böyle tüfeğini sopa gibi kullanıyor. Rüllesiz evet. Aa bazen onlar kendisi diyor bazen böyle yapıp. Zaten bir sopası da şey sopa oluyor ya. Aa hep böyle yapıyordu. Sabah ben bir baktım. Ben zannettim yataktan çıkmış. Bak dedim Allah seni kahretmesin dedim. Gün doğmuş muhtar o köyde baya kötüydü. Dedim gelmiş dedim bütün hayvanlar dedim şeyde. Bir baktım mosmor olmuş dudakları. Ben yani önce korkmadım biliyor musun? Ama kibar eğer bu öyle bir tüfekle vurulduysa bir nasıl ses çıkmaz? Duymadım. Nasıl kan olmaz? Duymadım. Sesi falan hiçbir şey duymadım. Kibar falan. Neden ben bu konuyu ilk konuştuğumuzda kocam yayla da öldü dedin. Arı daha yaylalara çıkıyorlar ya eşim çoban tek başına. Tek başına. Şimdi döndün dedin ki çocukların yaşadığı evde. Ama ben çocuklarım arka tarafta herkesin bir özeli var ya. Yakup siz niye bu olayın cinayet olduğunu düşünüyorsunuz? Abla yıllardır zaten abimle uğraşıyordu. Büyük oğlu biliyor. Oğlu neyi biliyor? Hangi oğlu? Oğlu Emrah biliyor. Niye bırak? Büyük oğlu Emrah. Annem babamı öldürdü, öldürdü demiş. Niye hala yanımda ben evlendirdim? Aynen. Bak ben o çocukla görüştüm. Çocuk babaannesine böyle bir cümle kurmuş. Benim annem babamı öldürdü demiş. Ben o zaman inan ki ölü hayatımda ölü falan görmemişim. Hala öldüğünü yani öldürüldüğünü bilmiyordum. Adamın bedeninde yara var mıydı? Hiç yok. Yoktu. Yarası yok mu? Yoktu. Hiçbir şey görünmüyordu. Bu adam bir şey mi içti de öldü? Hiç daha bir şey bilmiyorum. Ben koştum şey yaptım. Yorganı kaldırırken daha yorganı böyle şey burasına kadar getirdim. O da tam yani affedersin tam burasında vurulmuştu. Sadece kaza bu kadarcık delinmişti. Kanman hiçbir şey yoktu. Emrah da 11 yaşındaydı. Evin en acı çeken, çile çeken çocuğumda her şey ona yüklüyordum. Koş bunu yap, bunu yap. Koştum hemen Emre'yi kaldırdım, böyle şey yaptım, sirkeledim. Emre dedim, koş dedim. Köye, muhtara ya birilerine haber ver. Söyle babam bayılmış ben demedim. Yani adam ölmüştü belliydi. Hayatımda ölü falan görmemişim. Hala öldüğünü yani öldürüldüğünü bilmiyordum. Demedim baban ölmüş. Yara vardı. Yarayı görmedim. Eşin sabah uyandığında aslında çok uzun süredir ölüydü değil mi?
Demek ki o zaman ben onu oraya koyarken bayıl değilmiş, ölmüş. Otopsi raporu gelirken kendi silahıyla, kazayla vururmuş. Sevgili seyirciler, Kibar Ünüvar konusuyla devam ediyoruz. Kibar Hanım'ı nasıl ekranda tanıdık? Halil Ünüvar, çok bir ay gibi bir süre evli kaldım. Kibar Ünüvar beni terk etti, gitti. Amacı ve niyeti farklıymış dedi. Kibar Ünüvar'la ilgili son evliliğiyle ilgili konuşurken aslında 2006 yılında vefat eden eşi Ahmet Çakmaz konusunda birçok ihbarlar gelmeye başladı. Kibar'ın kayınbiraderi Yakup da benim abimi Kibar öldürdü. O zaman bu olay Akyaka'da yaşadıkları çadırda oldu. Kibar'ın kocasını öldürdüğü yönünde birçok iddialar vardı. Bu iddiaları bugün konuşacağız. Dün konuştuk Kibar'la biraz ama bugün en başta daha sakin bir şekilde konuşacağız. Benim için en önemli cümlen şuydu. 2006 yılından beri ben katil damgası yiyorum dedin. Değil mi? Evet. Şimdi eşin nasıl öldü? Olay nerede oldu? Bunu bana en baştan daha sakince anlatır mısın? Tamam. Anlatıyor muyum? Hı hı. Biz köylerde çobandık. Eşim öyle her gün çocuklarla beraber hayvan şey yapıyorduk. Hı hı. İşte o gece öyle biz aynı her zamanki gibi ben yatıyordum çocuklarımın içinde. Gece daha saat kaçtı onu bilmiyorum. Bir de biz bir askeri alanındaydık. Saat böyle gün batımından sonra ışıklar falan yoktu. Işık yakmıyorduk, yasaktı. İşte ben kalktım aynı dün tarif ettiğim gibi aynı öyleydi. Ben de aldım öyle yatağı böyle çektim koydum üstünü örttüm. Yatağıma girdim. Burada oraya gelme. Şimdi siz askeriyeye çok yakın bir alandasınız. Aynı böyle dün aramızda belki. Dedin ki kocam çadırın dışındaydı. Hayır ben çadırın dışında aç izle ben çadırın dışında demedim. Ne dedin? Dedim çadırın. En baştan anlat yani kocanı şu halde bulduğum bir hal vardı. Aynen öyle ben zannettim belki bazen böyle şaka maka. Tam olay neresi onu da söyle. Çadırın içinde. Çadır zaten küçük abi böyle bu yani çadırın genişliği bu kadar vardı. O küçük eski dik çadırlar var ya. Orada yaşıyorsunuz. Öyle. Çadırın içinde hepiniz yaşıyorsunuz. Kaç kişi yaşıyorsunuz? Altı çocuğum ben eşim. Yani 8 kişilik. 8 kişi. 8 kişinin yaşadığı bir çadır içindesiniz. Evet. Evet. Ama o çadırın içinde yani neyimiz var? Her şey mutfak. Yani ev her şey olarak oraya. Her şeyimiz oradaydı. İşte o an öyle aldım ben yani ölüymüş, yani silah değmiş, yani öldürülmüş. Hiçbir şeyden habersiz bazen bir sancısı vardı tutuyordu yani kendinden geçiyordu. Bak oranın askeri alanının hastanesi bile var. Hı hı. Kaç kere gitmişim orada hemşirelere anlatmışım ilaç vermişler. ben aynen öyle yaptım çektim öyle ben zannettim yani böyle bayılmış kendinden geçmiş. Bir de havalar da orada soğuktu. Yerde mi yatıyordu eşi? Yerde böyle işte o şey yapmıştı. Öyle eğilmişti. Canlı mıydı peki o sırada? O zaman ben alırken böyle hiç gevşek mevşek falan değildi. Yani böyle kendinde gibiydi ben. Konuşuyor muydun? Konuşmuyordu ama. Ben zaten bazen de böyle şaka ediyordu. Beni tutuyordu. Ben zannettim yine aynı öyle bir şey mi yapıyor? Ben de öyle tuttum. Hiç sesler de yok. Öyle ben de öyle sessizce oraya koydum. Yorganı çektim. Üstüne gittim. Çocukların içine gittim. Kibar'cığım bak küçücük bir çadırın içindesiniz. Aynen. Yani üç oda bir salon değil. Öbür odada değil. Evet, evet. Çadırın içindeyken eşim bir baktın. Nasıl yatıyor? Böyle yatıyor. Aynen. Sonra... Sonra sana öyle... diyor mu ya Kibar gel sancım tuttu ağrım hiç var bir ses var. Bak hiçbir ses bir gıdım bir silah sesi hiçbir şey. Siz o zaman uykudan peki. Kalktınız değil ben mi? Ben o anda uykudan kalkarken. Uykudan öyle... kalktınız ses mi duyduk kalktınız? Ses mes duymadım o küçük oğlum hastaydı ya. Ha. Ben de şey yaptı böyle o mırıldanırken ben kalktım. Şey yaptım emziğini ağzına şeker ya şey yapıyordum koydum ağzına koydum o uyurken ben de baktım o oradadır. Kibar'cığım eşinin sancısının sebebi bir karın ağrısı mı? Yoksa bu hangi bölgesinde, neresinde ya vardı? Ya bilmiyorum böyle işte baya bir karnaba ailesi yara neredeydi yani? Yara tüfek, değildi. Tüfek vurulmuş dedin ya. En son herkes oraya toplandığı zaman bağırdılar, çağırdılar bu adam vurulmuş yani. O an öğrendim ben. Zaten bu onun sancısı olduğu şey annesi biliyordu. Bazen orada şey kadınların otları vardı böyle getirip veriyordu. Herkes biliyor, bütün aile. Ben o şeyde yoksa ben yani... Şey miyim kalp yok mu insan değil miyim çocuklarımın babası en azından bağırır çağırırdım zaten askeri alanı herkes döker. Peki sen oraya. O sırada eşini öyle artık yarı baygın mı nasıl? İşte ben işte tam şey yapamadım işte aldım öyle uyku sersemiyle kalp biz gündüz tamam. Öyle oluyorduk. Ki yarı bari... baygın gördüğünde alıp onu yatağa yatırdın değil böyle mi? Böyle çektim. Evet. Yani zaten uzun boylu zayıftı. Böyle çektim koydum oraya. Yorganı böyle attım ben de öyle sessizliğim çocuk uyarmasın. Kendi ya. Kalkıp yatağa gidebildi mi? Hayır.
Size bir şey söyledi mi? Hiçbir ses, hiçbir şey. Mesela tüfek neredeydi? Ha? Dün hani oturdunuz ya. Bak o düşerken bak o şey öyle öyle oradayken tüfek de burada böyle düşmüştü yani. Ama karanlıktı. Karanlık ama gün ışığı. Gördünüz. Bak bir de oraya o askeri alanda ışık mesela böyle gezen bir ışık var ya. Ha. Yani evin içini bir şeyleri küçük şeyler değil mesela insan olarak bir şey olarak görüyorsun yerde. Arada ışık geçerken böyle. Aynen. Ben de şey, aynı o şekil kaldırdım oraya koydum çektim yani oraya koydum gittim dedim çocuk uyanmasın biz gündüz mahvoluyduk çobandık sonuçta. Evet. Zor iş. Ben de gittim yine çocukların da uzandım böyle o sabah oldu. Daha o sağ... Taşırken kocanı o hasta haliyle taşırken yatağa yani ya da yer yatağı değil mi orası? Yer yatağı. Yer yatağına yani zor oldu mu senin için hatırlıyor musun? Zor olmadı böyle çektim koydum şeyin üstüne. Ben bir de orada ben dün saat dedim ya onun kul saati vardı. Ben kul saatine falan anlamıyordum. Mesela her zaman kendisi kalkıyordu. Beni saat 7 miydi daha kaçtı. O gün de böyle gün içi vururken hemen yani çadırın içine vuruyorsan fark ediyorsun sabah olmuş. Ben de hemen kalktım. Önce şey yaptım. Yani onun yatağına dönmedim. Hemen koştum dedim. Bak ben sabah kalkıp çay şey yapıyordum, hazırlıyordum bir şeyler. Onlar da yiyip gidiyordu. Ben de sonra onları peşinde gidiyordum. Eşim geri uyumaya geliyordu. Ben de çocuklar belirli bir süreye kadar uyuyordum. Kibir Hanım sabah kalktığında... Çok özür dilerim. Yani sabah kalktın, Ahmet'i uyandırdın. Uyandırmadım. Önce bir baktım hayvanlara, atların sesleri geliyor ya. Ahırla aramızda bu o köşeye kadar vardı. Ben de böyle bir baktım hayvanlar hala orada. O köyde birazcık işte yani çoban tutmuş sonuçta. Biraz geç kaldım üstüne geliyorlar. Laf söylüyorlardı. Ben de önce oraya baktım geri döndüm baktım yatakta. Ben de hemen şey yaptım. Böyle yorganı azıcık buraya kadar çektim dedim. Ama dün de o lafımı şeylerde paylaşmışlar. Ahmu. Onu şey mi? Şey öyle. Hepsini anla. Ben de Ahmu dedim. Ulan kalk dedim. Sen hayvanları daha bırakmamışsın. Muhtar köylü gelirken kızar gelirse. Bir de biçin zamanıydı. Bir baktım ses mes yok. Tekrar böyle orga yorganı çektim. Nasıl şey yaptım. Böyle dudaklar musmur olmuş. Ses mes hiçbir şey yok. Yani belli ki ölmüş. Ama ben yine de öldüğünü şey yapmadım. Nasıl ölmüş olabilir ölmüş peki? Ölmüş yani ses mes bir şey yok. Neden ölmüş olabilir? Bilmiyorum ben. Vücudunda bir yara var mı? Ben onu görmedim bak. Bir kan sürekli, var mı? Bir de soğuktu ya. Sürekli ceketi üstünde ilikliydi. Ama ben o kazanı falan şey yapmadım. Sonra fark ettim bak. Hala aklımın ucundan bile geçmiyor. Kibar'cığım. Dün dedin ki benim eşim bir kazaya kurban gitti, vuruldu dedin. Evet. Değil mi? Evet. Kan var mıydı? Kanman hiçbir şey görmedim. Ses var mıydı? Ses de yoktu. Yani silah sesi de duymadık. Silah sesi de yok. Ya bu kadar çadırın içinde nasıl duymadın? Ve şu kadar çadırın içerisinde duyarsın. Ama ben o çadırın içinde olduğunu nereden bileyim? Sen nereden bileceksin? O zaman dışarıda mı vuruldu acaba? Onu bilmiyorum işte. Belki o anda gelip bizde yardım istemiş olabilir. Orada düşmüş daha sesi gitmiş. Bak ben bunları hep senelerdir. Şöyle ki... kendi kendinize soruyor. Ben de şunu sormak istedim size. Şimdi biliyorsunuz ya eşinizin bir rahatsızlığı var. Mesela ahma sence? Ahma düştün sen yere ilacını getireyim mi? Nasılsın? İlaç yoktu. İlaç falan yoktu öyle. Mesela önüne gele sancı ilacı ot mut böyle ağzına atıyordu. Ben o zaman iki kere gittim. Böyle hap verdiler. Sancı sarı haplar vardı ya eskide. Onları verdiler. Bir de ısınınca şey oluyordu. Geçiyordu sancısı. Ben de öyle dedim. Ama ne sen bileyim, o gece olsam... dün dedin ki dün ben o gece çok sancısı vardı. 2-3 kere ona sancısı kesildi. O gece değil dedim. Onun belirli bir sancısı vardı. Ben aynı o şekilde ona o askeri alanın hastanesinde ilaç aldım. İlaç verdi. Bak onlar sen bu git araştır. Oza benim çocuklarıma da benim mi? Anlamaya çalıştığım 16 yıldır katil damgası yiyen bir kadın olduğunu sen söylüyorsun. Evet. 16 yıldır bitmeyen eşinin ailesi tarafından bizim kardeşimizi sen öldürdün suçlamasıyla karşı karşıyasın. Evet. Kocan küçücük çadırın içerisinde baygın bir halde yatağa yatırıyorsun, sabah kalkıyorsun. Bir bakıyorsun ki kocanın dudakları mosmor, hiçbir belirti, yaşam belirtisi yok ve ölmüş. Evet. Değil mi? Evet. Kan? Kan yoktu. Ses? Yoktu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Peki mosmor dudaklı kocanı gördün. Evet. Ne yaptın? İşte o an hemen şey yaptım. Böyle ben daha hayatımda ölü görmemişim. Gerçekten bak. Ben de korktum hemen bu küçücük zavallı Emre o da uyuyordu. Böyle sikredim. Emre Emre dedim koş mu? Bak yine de yani ölmüş mülmüş falan bir şey demedim. Emre Emre dedim kork dedim. Koş dedim muhtara haber ver. Babam bayılmış. Dedim zaten millet gelirse ne olursa şey olur. Hemen ama bayılmış çocuk... şimdi. Bayılmış adam böyle bir kendi ben ona dedim. Ben çocuğa dedim ki korkmasın.
yapacaksın. Hı. Bu da uyku sersemi, yorgun çocuk işte. Ben de şey yaptım, bu hemen nasıl koştu, nasıl haber verdi ben yani anlatamam. Bir anda askeriye, jandarması, nereye gitmiş karakolu, Emrah? Kime haber verdi? Koşa koşa, bağıra bağıra askerlere de söyleye söyleye gitmiş köye. Ne kadar mesafe var? Az birazcık, metre olarak şey olarak tahmin ne edemiyorum. Ne kadar sonra? Kim geldi ilk sizin yanınıza? Önce hemen atlarla moto, şey o askeriye alanı hemen oraya döküldü. Muhtar, köylü bir anda her şey döküldü. Kocamı böyle oraya şey yaptılar. Sonra ben bağırdım, çağırdım. Bir dakika, çok özür, araya gireceğim. Yani çadır, yaşadığınız ev, işte sağlık ocağına da, askeriye de, muhtarlığa da yakın. Yani bir silah sesinin tamam, duyulmasıyla... O an içerisinde herkesin gelebileceği bir mesafede. Herkesin ben yalan çok rahat duyabileceği bir mesafede. Mesela ben kendim yaptım. Ben yalan söyledim, öyle yaptım. Oradaki askeriye 1000 tane dakikasında nöbet şeyleri var. Hı hı. 1000 tane nöbet devreleri var. Bu ışık sabaha kadar geziyordu. Gidin yeri... O çadırın içinde olduğu şey, her şey, bunun bir kanunu var, bir nizamı var, savcısı i̇şte var, problem o. Adaleti var. Olmayan bir tüfek... Ve yaralı bir adam var. Şimdi bunlar tekrar sizin sorduğunuz benim soruya yıllardır geleceğim. Ben şu an Halil Bey'e binlerce kez burada teşekkür ediyorum. Niye o oraya çıkmasaydı bu hiç, ben de ömür boyu bu katili bu... Bak dün bana kızıyordun Halil'i çıkart buradan diye. Şimdi teşekkür ediyorum. Ben çok alışkınım bunlara da. Size şimdi... de teşekkür ederim ama ben bazen böyle fevri davranıyorum. Ben de bir bayanım, neler çektim hiç kimse anlamaz bilmez. Kibar, ben hepsini konuşalım. Diyorsun ki ben 16 yıldır bu damgayı yiyen biriyim. Bu işten kurtulmak istiyorum. Aynen. Kocamın katili ortaya çıksın dedin değil mi? Ben onlar diyor, ben de diyorum gidin araştırmadan bak 16 sene. Hatta 17 buçuk senedir ben sene olarak şey olarak matematikçi peki olduğu için ben... Şimdi sabah oğlun muhtara gitti. Aynen. Herkes yakın. Bir anda jandarma, muhtar, herkes geldi. Ha, muhtar döndü ne böyle oldu? Bana ne dedi? Kızım dedi, bu adam vurulmuş dedi. Ya ben de böyle bağırdım. Ne vurulması? Kim vurmuş? Yani vuruldu derken ben hala diyorum yani döverek vurulmuş. Nasıl vurulmuş? Ameliyat mamaliyat ettiler. Böyle. Neresinden vurulmuş? Aa, tam burasından. Böyle, böyle bir tam aşağı doğru vurulmuş. Böyle, kasık bölgesi. Sadece ben yarasını da görmedim. Kazağını gördüm. Bu kadarcık. Kan var mı peki? Damla gıdım kan yoktu. İşte o öyle kendini sıkmış ya. Zaten hı, ben kaldırırken de böyle tutmuştu. Hı hı. Kendini sıkarken iç kanaması geçirmiş. Yani doktorlar, hı hı, o zaman öyle dedi. Öyle gözümüzün önünde çocuklarımız bizi böyle yani böyle bir nasıl bir tavuğu böyle oraya koyup civcivlerini etrafına koyuyorlar ya. Biz hani öyle köşede etrafında hemen polisler üstümüze toplandı. Evet. Orayı orada ameliyat ettiler. Hatta ben... Olay yerinde mi yani? Aynen, olayın kapıda, olduğu yerde. Kapıda battaniye bir şeyler laylu serdiler. Hemen otopsi mi bu nedir bunu yaptılar. Ben bir de komutandı daha bilmiyorum. Ne yarasıymış peki? He? Yani neyle vurulmuş? Dedi silahıyla vurulmuş. Nasıl bir tüfekle mi? Tüfek, tek lüleli bir tüfek. Peki. Zaten bu tüfeği de ben siz diyordu o zaman şüphelenseydim. Acaba siz, bu tüfek mesela. Kibar Hanım, eşiniz çocuk gidiyor ya muhtara. Evet. Babam bayıldı demeye. Aynen. Babam bayıldı deyince jandarma falan gelmez, muhtar gelir. Yok, bu önce bağıra bağıra şey yapmış. Ne demiş çocuk? Emrah ne demiş? Önce diyor ben bir şeyler demişim bilmiyorum da o zamanın aklı. Ben şimdi bu çocuğa bu siz anne olarak şimdi siz haklısınız. Çocuk öldü değil. Babam bayıldı deyince asker niye geliyor ben bayılan adamın yanına? Onu anlamadım. Muhtar demiş. Hayatım. Bu işte bak bu muhtara giderken demiş babam böyle böyle bayılmış. Muhtar da gelirken daha askeriye haber vermiş. Babası demesi ben, lazım ki... Oğlum koş, senin baban öldü demesi lazım ki muhtarla jandarma hepsi beraber gelsin. Onu bak yemin ederim, ben şu an bazen yemin ediyorum, bu yeminimi de böyle şey yapıyorlar. Böyle konuşuyorum. O an nasıl o şey oraya toplandı, nasıl bu asker ya bir anda 5 dakikanın içinde. Geldiklerinde ceset yani size tekrar çocuklarınızın babası yeniden o olayı anlatıyoruz ama neredeydi? Siz hiç kıpırdattınız mı? Orada da hiç ellemedim. Yatağında. Aynen, aynı hiç orada ellemedim. Ölüm de çadırın içerisinde geldiğinde şey dışarıya kim çıkarttı? Hatta benim 2-3 tane çocuğum hala uyuyordu, o küçükler. Emre uyanık zaten gitti, bir de o küçüğü ben uyandırdım. Hatta biz hayvanları bile bırakacaktık. Öyle mecal fırsat olmadı, hayvanları da bırakalım. Öyle hepsi kaldı bir anda. Daha nasıl olduysa ben 5 dakikanın içinde. Orada şey yaptılar. Hatta ben görevli biriydi. Dedim siz benim eşimi nereye götürdünüz? Bu adama ne oldu birdenbire? Bana dedi sen kendi eşini vurmuşsun. Bir de diyorsun nereye mi götürüyorsun? Hatırlıyor musun? Vallahi şu an hiç hatırlamıyorum. Bu kıyafetleri hatırlıyor musun? Evet. Bak o gece yağmurluydu ya.
şeyin etrafı böyle. Peki. Yakup Bey hoş geldiniz. Şimdi küfür kafir. Yok ben küfür etmiyorum. O da birazcık beni sinirlendi. Hayır küfür etmeyeceksiniz. Ben ne olur yani yayın kesilmeden, iplenmeden bir yayın yapmak istiyorum. Çok rica ediyorum. Bu artık sizin kişisel davanızdan ziyade... Kardeşinizle ilgili 16 yıl önce ne yaşandıysa ortaya çıkacak. Tabii o zamanki soruşturmaya bu olay nasıl yansıdı, o dosya nasıl kapandı, o zaman savcılıktan nasıl bir karar çıktı bunlar da çok önemli. Bu savcı, bu devlet, bu kanun benim hiçbir şeyim değil değil mi? O 17,5 sene. Bu, o zaman kaza olarak mı geçti bu? Öyle dediler. Temiz kağıdı bir kere bana bile gelmedi. Bunlara gitti. Büyük kaynıma gitti. Peki. İfadelere gittim. Silahını aldılar. 17 sene sen niye affedersin? Benim zoruma giden şey ne biliyor musun? Bu Halil beni kandırdı. Mal varlığıyla çocuklar üstüme geldi. Bu kadar iftiralara maruz kaldım. Tamam. Gelinliğini, kardeşliği şeyi boş ver de ben sizin yeğenlerinizin annesiyim. Şimdi yeğenleriyle kendine... de görüştüm. Onu da merak ediyorum. Önce Yakup senden bu süreci dinle. Gerçekleşiyor kardeşiniz. Ama öyle. Vurulmuş ama kan yok, ses yok, silah sesi yok, hiçbir şey yok. Sonra da defnediliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mina. Esra Hanım. Şimdi bu hani anlatıyor ya. Hı hı. Yani onun oradaki anlattıkları bize anlattıkları çok farklı. Hı hı. Şimdi ben bir ara sorduğumda abim nasıl öldürüldüğünü söylemişti. Bana dedi ki abin dışarıda oturmuştu. Ben abini çekmişim yatağı, bir bakmışım elim ıslanmış. Peki elin nasıl ıslandı, neydi? Dedi bakmışım kan. Bir de karanlıkta sen kanı nasıl görüyorsun? Ve abimi alıp yatağa koyuyor. Evet. Abim o arada konuşuyor diyor beni kurtarın diyor. Bu da alıp yatağın için sabaha kadar bekliyor. Saat 7'ye kadar bekliyor. Daha sonra o çocuğu kaldırıp diyor git muhtara söyle ki de baban ölmüş. Muhtar da diyor ki diyor baban nasıl ölüyorsun sapa sağlam adam. Muhtarlar falan geliyor oraya. Geliyor muhtarın azası geliyor soruyor diyor derken, kızım çocuk... Koşarak öldü demiş. Diyor kızım, diyor çocuğun nasıl, eşin nasıl ölmüş diyor. Diyor bilmiyorum öldürülmüş diyor, yataktadır diyor. Diyor ben peki kuburun kanı nerede diyor. Neden diyor bu kansızdır. Kansızdır. İşte, belki o konuda pompayla çekmiş mi almışım kanı yok belki. Diyor. Peki. Peki bunun eski elbise, kanlı elbiseleri nereden Esra Hanım? Şimdi bu... sonuçta bir yaralanan bir insandır. Bunun kanı en azından dökülür değil mi? Aynen. Yani ben sesin ve yani, kanın olmadığı bir vurulma hikayesini ilk kez duyuyorum. Tamam. Bir de bizim çocukların animasyon filmlerinde Esra oluyor Hanım, yani. Aynen. Bunu yargıtaya taşıyalım. Savcılık var, kanun var, nizam var. Ben buradan zaten AKK Cumhuriyet Başsavcılığı'na da çağrıda bulunuyorum. Hani evet. İhbarda da bulunuyorum. Bunlar bir de... Yıllardır süren bir dava var. Yani o dönemki dosyalar, ifadeler, her şey ortaya çıktığında... bugünkü anlatılanlarla farklı demek onlar ki... da ortaya da çıkacaklar. Ama Yakup bir devam etsin. Yani o günü biliyor, evet. Esra Hanım oradan, ondan sonra asker muhtar geliyor, onlar gelip bakıyor diyor ellemeyin canınızı. Hatta o bir tane ezası geliyor ki diyor ters çeviriyor bakıyor kan falan yok. Daha sonra askeriye geliyor bunu alıp götürüyorlar, sağlık ocağında ameliyat ettiriyorlar. Hayır kapıda ameliyat ettiriyorlar, yalan söyleme. Olmadığımız için... Yalan söyleme. Ve, kapıda bizim gözümüzün önünde yaptılar. Sağlık ocağında, sağlık ocağına götürülüyor. Ve daha sonra bu sağlık ocağında kim imza veriyor ki bu cenazeyi gönderiyorlar? Kimden izin aldılar? Kimden imza aldılar? Ben eşim, benden imzalı kağıt aldılar. Yani devlet alıp götürdü dediğin sağlık ocağına götürdü. Dibinize. Sağlık ocağına götürme. Önce orada otopsi raporları kaç tane doktor, kaç tane bir sürü görevli ben şimdi seçemem. Bu savcıdır, bu hakimdir ama bir sürü kişi. Siz imza oraya, verdiyseniz. Mahşer size, oldu mahşer. Size kibar adam şöyle söylerler. Yani bak sizi ayırmak istiyorum. İntihar derseniz intihar dediğimiz şey kişinin kendine zarar vermesi. Ben şu an ne intihar edecek bir şeysi yoktu bak. Ki. Kaza, siz hep kavramları karıştırıyorsunuz ya. Kaza derseniz de siz de ben işte
şakalaşırken böyle tüfekle oynarken kendimi yaralamış olabilirim ya da siz beni yaralamış olabilirsiniz. Ama öldürüldü diyorsanız aralarında... Ben öldürüldü, ben hiçbir şey, ben bunları hiçbirisini bilmiyorum. Siz dün öldürüldü. Demiyorum işte bunlar da öldürüldü, bunu diyor. Öldürüldü, kaza oldu şey diyorsunuz. Mesela kaza oldu diyelim ki karı koca tüfeği temizliyordu, bir evet. şey oldu, kaza oldu. O dakikada da zaten olay yerine zaten yani jandarması olunca, herkes gelir. Zaten bağırmasan bile o çocukların feryatı şey herkes oluyor. Kibarın feryat etmesi lazım ki evet. ya böyle bir şey oldu. Şimdi çok mantıksız geliyor, vurulmuş bir adam sabaha kadar çadırda yatıyor, hiç ses yok, hiçbir şey yok. Esra Hanım lütfen rica ederek bir şey söylüyorum. Demek ki her şeyi bunların bu yapmış. Bu ne lan, sen bu kadar o adamın peşine düştüysen. 17 nasıl yapacaklar? Sen bir ayda abin ölürken cenaze çadırı kapınızda açarken bütün Türkiye her şeyi oraya... Evimde gıdım şeker yoktu. Bakalın köyün bakalı adı Emin, oraya gidiyordum. Yumurta, tavuk yumurtasını götürüp çocuklarıma bu kadar şeker getirip yediriyordum. Bunlar da araba araba kocamın hayır şekerini götürüp marketlere satıyordu. Bu nerede? Lan sen o... Küfür edeceğim. Benim adresim belli, yerim belli. Bir adamsın ki... Dün gece can çekişiyor. Ve o çadırda ölüyor. Yalan, yalan. Sabah da kalktığında kibar her şeyi, her yeri temizlemiş. Yani yalan, yalan. Yemin ederim. Ya hangi cesaret? Mis gibi pırıl pırıldı. Ya biz sabun bile kullanmıyorduk. Biz nereden getirmeliyiz? Aynen abla. Muhtarın kendisi, bak muhtar kendisi de anladı. Hani diyor benim telefonum yoktu. Hani diyor da benim telefonum yoktu. Muhtar diyor ki diyor ben oraya gittiğimde eski hangi şeyde alınmış? Araştır, benim kartım kendi su isminde. Kibar Çakmaz adı. Senin o zaman muhtarı yayına da bağlanmak diyordu, bak, istiyormuş. Muhtar dedi ben oraya gittiğimde onun dur, dinle, telefonu evet. vardı. Telefonla başka birileriyle görüşüyordun sen. Muydun sabah? Ay yemin ederim benim eşim bile hayatı boyunca o dokunma şey tuşlu telefonları bakın, bile kullanmamış. Ben nereden kullanacağım? Asra Hanım. İneklerini soyuyorsun. Evinin içini temizliyorsun. Yalan, yemin ederim, bu bir yalan. Düğün değil, bu seyran değil. O gün senin yağmur yağıyor mu Yakup çıkıyor. Bey? Yakup bir Bey, o gün yağmur var mıydı? Dökülmüyor. Sen nasıl bir kadınsın? Vallahi kadın gibi kadınım ben. Yağmur sen nasıl var mıydı adamsın? Yakup Bey o gün? 17,5 sene bekliyorsun. Ulan sen adamsan bir aylık... Yattı dedin ya sen. O sana her diyor ya diyor. Değil. Zaten varmış, yağmur yağdı mı? Orada hayvanların falan gübresi falan yağmur vuruyor. Falan o çamur bir hafta sürüyor. Siz yıkıyor hayır. muydunuz böyle ne? Yani etraf çadırın etrafını yıkıyor muydunuz? Yok hayır, çamurlu yani. Sabah kalkınca hani süpüremiyordum bile, süpürmüyordum bile çamur. Yıkıyor muydunuz? Hayır. Yıkanacak çamuru mu yıkayacağım? Öyle demişler ama. Evet, yıkanacak yer yoktu. Evet, buyurun. Söyle. Asra Hanım o zaman diyordu ya gece yağmur vardı ya her taraf çamurdu. Gece yağmur, yağmur yoktu lan. Bir şey yokmuş o zaman oradan. Evet. Siz olayı nasıl haber aldınız? Kimden aldınız? Kardeşinizin işte vurulduğunu, öldüğünü size kim söyledi? Asra Hanım biz hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bu Hı-hı. akşam abimi öldürüyor, yatağa Hı-hı. koyuyor, sabaha kadar başında bekliyor. Saat 7-8 sıralarında çocuğunu gönderiyor, diyor ki git muhtara de ki de babam ölmüş. Hı. Muhtar oraya geldiğinde diyor babam geliyor. Burnunuzdan abimi, getireceğim. Can, bak yatakta abimi ters çeviriyor, bakalım kan var mı yok diyor. Ona söylüyor ki diyor hani bunun kanı yok diyor. Adamı kanaması geçirirsin aynı vurulmayla beraber. Ya şuran birazcık derin daha çizilse sonra... kana kar kibar ya.
İşte ben de şu, ben de onu, ben de Esra çıkmasını Hanım. İstiyorum. Ben sana ne diyorum? 17,5 senedir ne çıkmasını istiyorum? Neyin çıkmasını istiyorsun? Bu şeyin kimin öldürdüğünü çıkmasını istiyorum. Veya kendisi vurmuş ve ya kim bunlar var, zaten devlet. Düşmanınız. Kendi intihar ettiğini bilmiyorum. Bir suçu yoktu, bir günah yoktu. Hiçbir kendi halinde çocuklarıyla geçinen bir adamdı. Kalkıp bir mesela bir sorunumuz, bir sıkıntımız olsaydı bak yani yanlış anlama kimse sorununa da karışmıyorum da ben bırakır kaçardım veya biriyle kaçardım veya bir şey yapardım. Ben vallahi tamam şey olmuyor çocuklarıma kocama tapıyordum. Erkek gibi kocamla eşimle çobanlık yapıyordum ya. Peki. Bunlar ya, bizi hiçbir zaman aralarını almadı. Bizi çekemiyorlar. Aile dostunla berabersin. Sen nereye gideceksin? Çıkar dostuma çıkar. O dönem. Çıkar ulan o dönem. Kibar'ın hayatında biri var mıydı? Çıkart bak Esra hiçbir şey gizli kalmaz. Bilmiyordum. Var mıydı? Var mıydı dostum, yok muydu? Ben bilmiyorum. Dediler senin kardeşin öldürülmüş dediler. Evet bir dakika. Oradan araba tutup Kars'a gelmek için. Bak Kars'a gelmek için araba tutup geliyorlar yolda karşılıyorlar cenazeyi. Cenazeyi yoldan teslim alıyorlar. Ve benim eşim ölürken köye, bütün aile onunla düşmanlık ediyordu. Evet. Konuşmuyorlardı. Geldim, diğer abilerim geldi. Biz evet. Ona sorduğumuzda farklı ifadeler veriyordu. Hayır. Bir diyor eşim dışarıda öldürülmüş. Hayır diyordu, benim verdiğim ifade dosyam orada hiçbir cinayet dosyası kapanır mı? 100 sene geçse çıkar. Esra Hanım, eşimi siz öldürdünüz savcıya siz. Savcıya ifade verirken. Bakın ben mi gireyim sen gireyim. Savcıya ifade evet. Verirken ne demiş biliyor musun sen Esra Hanım? Ne demiş? Diyor ki bunun hiç kimsesi yok. Bir kör annesi var köyde oturuyor. Bir asala kardeşi var İstanbul'dadır. Bunun hiç kimsesi yok. Bak yemin ederim. Kimsesi yok niye diyor? Onun bir adı var, bir kimliği var, bir ailesi var. Lan Allah belanı versin. Kardeşinizin çocukları ne dedi o dönemde? Lan hiç konuşma fırsatı buldunuz mu Yakup Bey? Ya siz yıllardır, aylardır çocuklarımın, yetimlerimin rızkını yediniz. Lan evimi yıktınız. Zaten çocukları o kadar şirelenmişti ki. Çocuklar bizi gördüğünde kaçıyorlardı. Ne? Evimi. Büyük çocuğuyla. Aynen büyük çocukları, küçük çocukları. Ben büyük çocuğunla görüştüm. Esra Hanım. Aha erkek gibi adamlar. Ben çocukla görüşüyordum. Kibar. Hatta geçen sene de başvuru elinize yaptım. Elinize bırakmadım şimdi ondan. Geçen yıl. Ben ona dedim ki. Esra Hanım biz görüştüm. Bak dedim gel beraber nereye bir işi başvuru çözelim yaptığınızı dedim. Söyler abi nasıl misiniz? Ölmüş dedi. Biz o zaman Erol Ayşe Müge Anlı'ya başvuru yapmıştık. Evet. Birazcık ezberleseydin bari. Ben ona dedim ki bak beraber çıkacağız oraya Esra Hanım. Ben onunla Emre'yle konuşuyordum. Daha sonra telefonu Emre'nin elinden tutup bana küfür etmeye başladı. O zaman o arada kargaşa sen çıktı. Sen telefonda bana sapıklık yapıyordun. Esra Hanım. Kötü kelimeler şey yapabilir miyim ya lütfen beni anlayın. Evet. Esra Hanım. Ben o arayla onunla görüştüm. Bak ben dedim beraber ekrana çıkalım. Ben diyeceğim. Abimi... Sen... Ama... Peki annenin kocası hayır. Emrah'ın çıkmasını kibar mı engelledi? İftira atıyorsam. Benim cezam neyse ben cezamı çekerim ama. Eğer senin bu işin içinde parmağın varsa sen eşini öldürdüysen. Sen cezanı çekersin. Çekeceğim şu an bile sonra... Şimdi bak senin kocan vuruluyor. Yok, ben kabul hiçbir şeyin olmadığı bir şey. Garip benim bir vurulma yani küçücük bir çadırın içerisinde çok anlamsız. Ya inan ki ben ya de şoklarda ne alabam gece gündüz düşünüyorum. Ya bu adamı evet. Dağda tepede bir yerde biri vurdu. Bunlar yapmış. Ben de şu an bunlardan davacıyım. Bunlar miras. Ya bak tamam ben o zaman kocamı öldürdüm değil mi? Kocamı öldürdüm. Kimse sana kocanı öldürdün sen nasıl diyemez. Ona söz hakkı veriyorsa bana da ver. İntihar etti mi koca? Sana vereceğim. Aa, bilmiyorum intihar edecek bir sebebi yoktu. Bir de tüfekle intihar edilir mi? Sen daha iyi biliyorsun. Ne kadar tüfek o bu kadar mı? Ben bilmiyorum ben tüfek intihar mı önce yapmışım denemiş hayır, için. Hayır sen şimdi şey tüfeği görmüş 7/24 kocan ben... sopa gibi kullanıyor ya. Tüfekle intihar edilir mi? Hayır sen dediğin ya silahtan şüphelendir mi? Çünkü şüphelenecek bir şey değildi. Silahını sopa gibi sürekli yanında taşıyordu. Gece gündüz atıyordu koluna gidiyordu.
Tamam, tüfeği iyi biliyorsun. Bu adam çadırın içerisinde kendi kendine intihar etmedi. Ha tabii ki. Ses gelecekti bana. Oracıkta olmamış bu olay. Oracıkta vursaydım ben niye düşman mıyım? Kim getirdi? Siz bu kadar ağır mı uyuyorsunuz? Altı çocuk annesi. Yani bakın ben de hiç yaralı olarak. Ben çizgi filmler önünde bir şey yapıyorum. Kibar Hanım tetiği çeken, onların iddia ettiği gibi siz değilseniz. Senelerdir bana neler çektirdi, neler yaşatırdı. Öylesine sebebiyet vermişsiniz. Bakın altı çocuk annesi. Evet. Yani bana hiç kimse bu okumakla, görgüler, altı çocuğunuz var. Eşiniz de küçücük bir yerde, ev saray değil. Evet. Ya birisi tutup getirse bile tıkta sizin haberiniz olur. Ama biz gündüz öyle oluyorduk ki yemin ederim akşam mecalimiz kalmıyordu. Elli böyle kirli çocuklar böyle ayakları hayvan şeyle öyle yatırmışlar. Mecaliniz var mı siz o pozisyonda eşinizi böyle taşıyıp yatırmışsınız? Mecaliniz olmasa çünkü... Bırakırdın orada. Yani orada bir ağır yaralı var. İnsan i̇şte normal ben de, gücünden bak, daha ağır bırakır kendini. Ben de şu an... Böyle diyor ya yaş ilerledikçe insan bazı şeyleri ve yaralıysa o anda ediyor. Yaralı olan insan inler, yardım ister. Ya ben oracıkta feryat dünyayı oraya topladım. Kibarcığım bak şunu anlamıyorsun. Ne yapmadınız? Yok böyle bir inlere ses falan yoktu. Ses vermiyor eşiniz ya. Ahmet. Aa, seslenmedim. Niye seslenmiyorsunuz? Böyle tuttum dedim. Sancı mancurmuş ya. Zaten bazen hep öyle yapıyordu. Nereden biliyorsunuz bak. Sancıyı? Hep öyle yapıyordu ama. Bak hep öyle yapıyordu. Gerçekten bak. Kibar. Bak bu sancı değil tamam mı? Bu çok olağan dışı bir şey. Biri onu vurmuş olabilir yanlışlıkla diyelim. Kendini vurmuş olabilirsin. Bütün kayıtları toplanmış. Hele bu bizi mi çekemiyorlar bak yemin ederim bizi hiçbir kere aralarına almadı. Geldi öyle planca yaptılar. Sabah kalktığında. Oraya koydular sonra da buna çevirdiler. Eşinin. Niye 17 senedir ölü olduğunu gördüğünde sana söylediklerinde feryat figan kopardın mı? Ne zaman? Eşinin ölü olduğunu öğrendiğinde. Nasıl yemin ederim saçlarımı hepsini yoldum, bağırdım, çağırdım. Böyle donmuştum kendi yani. Kendi saçını yoldun mu peki? Ben bunun nasıl vurulduğunu anlamadım diye. Ben şu an bile o kadar bak sabahlara çocuklar kadar uyumamışım. Çocuklar bile uyanmamış bak, muhtar gelinceye kadar. Ağlamışım. Bak yazın gittim bile mezarında oturdum. Bak diyor yaş ilerledikçe kaç saat önce? Senin yatırmandan kaç saat önce vurulmuştu o? Ben işte keşke anlasaydım. Bir saatim olsaydı, bir telefonum olsaydı bakacaktım en azından... Bilmiyordum işte gerçekten bak diyor yaş ilerledikçe insan büyüdükçe bazı şeyleri idrak Kibarcığım, ediyor anlamaya çalışıyor. Senin çadıra geldiğinde başka bir yerde bir de bulunmuş olması eşliği lazım. Boş ver. 7 yabancı bir insan olsa bile insan o kadar acımasız. Kansız, sessiz vurulma. Sabah uyanıyorsunuz eşinizi kasık bölgesinden vurulduğunu çadırın görüyorsunuz. Çadırın içinde mi buldunuz, yaylada tabii mı buldunuz? Çadır zaten küçük. Üç bakın o savcılıkta verdiğiniz ifadeyi de hatırlayın. Evet. Çadırın içinde mi? Evet, çadırın tamam. Önünde mi, yaylada mı? Çadırın önünde de yani tam çadırın ağzında değil de böyle bir adımcık vardı böyle. Bak çadır. Burası çadırın içi. Evet. Tamam mı? Çocuklarla çadırın içindesiniz. Aynen. Ortada da kocaman direği var. O da bu şeyde. Mesela olay nerede oldu? Hayır tamam yarın yaparız. Yani dışında mı ben içinde mi? Ben bir de buraya çıkmıyorum. Ha. Kimliğimi de bir gün alıp gidiyorum. Gerçekten kim beni suçlarsa ben yargıtaya taşıyacağım. Savcılık var. Ben de bunu merak Niye ediyorum. Niye 16 yıl boyunca bunu yapmadınız da bugüne bıraktınız? Ama dosyası geldi. Bunu... Hayır yani kafada yıllarca... Hayır. Çünkü kafada yıllarca bir... Bunları bu yapmalıydı. Ha? Yıllarca bunları böyle bir şaibe varsa bunu yapardın. Şimdi oğlun bak çadırın içinde mi oldu olay dışında mı oldu? Çadırın içinde. İçinde oldu. Evet. Her şey. Her şey derken öyle bir vurulup mu gelmişti oraya? Onu bilmiyorum işte araştırın çıkartın. Araştırın. Çıkartın çözün. Emrah burada mı? Aa, ben de burada. Emrah Çakmaz da burada. Yakup Bey de konuşuyor. Buyurun Yakup Bey. Buyurun. Şimdi Esra Hanım herhangi bir delil bırakmamış orada. Hı hı. Yani bu planlı yapılmış, bu yalnız tek değil. Ne dedin? Evet. Bak, yani bunun tek bak, değil derken diyor ki eşim dışarıdaydı, ben eşimi dışarıdan getirmişim zaten yatağa koymuşum. Zaten planlayarak yapılmış bu. 3 aylık çocuğu var. Sen... Benim kafamı şu karıştırdı. Dün ilk bu konuyu seninle konuşmaya başladığımızda hatta bana karşı da tepki veriyordun. Hayır, tek başınaydı. Yaylaydı. Ayağa kalkarak konuştum. Herkes size karşı gelmemi şey ben size karşı niye geleyim? Vallahi bana gelsen ben senin üstüne gelirim yani. Hiç öyle bir atarı atar bende yani. Hiç geri vites yok onu da söyleyeyim. Dün dedin ki bu konuyu konuşurken o yayladaydı. Çadır başka bir yerde, yayla başka bir yerde değil mi? Yayla dedin zaten köyle. Yayladaydı. Zaten tek başınaydı. Orada bir kaza oldu. Sonra olayı aldın, çadırın içine soktun. İşte ben
Şimdi o ifade yalan. Benim önceki verdiğim ifadelere de gidin. Şimdi senin hangi ifaden doğru? Benim o çadırın içinde olan ifadem doğru. Ama çünkü ilk ben bana bir dediğin... anda bak Halil'in kızları beni orada fare ilacıyla zehirlenmiş. Bilmem Halil'e uygunsuz ilaçlar Halil'e vermiş. Halil'e gelmedi. Halil'e gelmeden bir oğlun Emrah'la olmuş. Konuşayım. Bir anda oraya şimdi, atlarken ben de bu cevabı verdim. Yakup, Emrah hoş geldin. Şuna gözükmesin fark etmez. Emrah yüzün gözükmüyor. Merhaba Esra senin Hanım. Senin isteğin doğrultusunda. Sen 2006 yılında kaç yaşındaydın? 2006 yılında ben 11 yaşındaydım. 11 yaşındaydın. Evet. O günü hatırlıyor musun? O günü tam hatırlamıyorum. 11 yaşındaki küçücük bir çocuktum. Hı hı. Her şey annemin dediği gibi sabah birlikte uyandık. Hı hı. Baktık babam baygın bir şekilde uyanmıyor. Hı hı. Annem de koş dedi. Hı hı. Muhtara haber ver dedi, köydekilere haber ver dedi. Hı hı. Gelsinler baksınlar dedi. Annem de zaten korkudan dokunamıyordu. Hı hı. Birlikte gelip baktılar, sonra jandarma geldi. Hı hı. Zaten biz yaklaşmamıza izin vermediler. Hiçbir şekilde ne annemin ne de bizim. Muhtara uzaklaştırdılar. Ne dediniz siz? Muhtarla ben ne diyeyim, 11 yaşındaki bir çocuğum, sadece gittim. Muhtara dedim ki babam uyanmıyor dedim. Hı hı. Babam uyanmıyor dedim. Babamı uyandırmaya çalışmışız. Babam uyanmıyor dedim. Muhtar da geldi. Muhtar da bu diyor sana ya, demedi sapa mi? Sapa sağlam bir insan nasıl ölebilir? Hayır. Muhtar sapa da sana demedi insan mi? Ölemez ya mi yani? Ben köyün muhtarıyım da uyandırma servisi değilim demedi mi? O zaman muhtarla birlikte muhtar giderdiniz şey, Emrah, değil mi? Niye öyle bir şey desin ya? Ben gittim dedim. Hı-hı. Muhtar da böyle telaşlandı, geldi. Hı-hı. Orada köylülere haber verdiler. Zaten orada evet. Birlikte çobanlığa gittiğimiz insanlar vardı. Onlara da gittim, haber verdim. Onlar da koşarak geldiler, baktılar ki adam vefat etmiş yani. Ölmüş müydü bulduklarında? Ya gelip baktıklarında adam ölmüş yani. Sen babanı gördün mü o halde? Ben babamı görmedim. İzin bile vermediler. Çadırın içine girdiler doktorlar. Emrah, uzaktaydık gece zaten çocuklardık. Askerler bize soru sorduğunda biz gülüyorduk. Gülerek cevap veriyorduk. Peki Emrah, baban o gece çadırın içerisinde çok acı çekiyormuş. Biz uyuyorduk o zaman. Bir görmedik. Sabah birlikte uyandık hepimiz. Annen almış onu yatağa yatırmış. Ben bunları hiçbirini görmedim. Uyuyorduk o zaman. Sen aile yakınlarına bu olaydan 2-3 yıl sonra ya benim babama zarar veren kişi annem demişsin. Kime demişim? Çıksın konuşsun. Peki Yakup enişten bu Yakup de, denilen amcan kişi, da burada. Bak, bu Yakup denilen kişi amcam demek istemiyorum ama bu ile büyük kardeşi Cahit var. İkisi alıp beni götürdüler. Bana dediler ki annem babamı öldürdü diye söyle böyle git konuş dedi. İfade ne zaman ver, oldu bu biz olan? Sana bisiklet alacağız. Babam öldükten birkaç ay sonra. Hı hı. Biz o zaman bizi oradan köye götürdüler. Kendi köyümüze, evimize götürdüler. Hı hı. Peki geçen sana amcan sana... Bir de biz 7-8 ay önce bak kendisi de orada duyuyordur beni. 7-8 ay önce konuştuk kendisiyle. Ben dedim ki madem bu kadar eminsen, için içine sığmıyorsa... Emrah'cığım bak amcanların sana bisiklet alacağını hatırlıyorsun ama babanla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorsun. Hangisi daha büyük travma senin için? Ya ben şimdi sabah uyandım. Baktım ki babam uyanmıyor. Annem dedi git muhtara söyle baban uyanmıyor. Ben gördüğümü bildiklerimi söylüyorum annen size. Annen ne yapıyordu? Efendim? Anne sen uyandığında babanı kaldırmak istediniz, sonra ne yaptı anne? Annem telaşlıydı, annem böyle telaşlıydı, ağlıyordu. Emin ol bak, ağlıyor muydu? Kardeşlerin uyanırdı o zaman, ağlamamış annen. Ya annem o zaman telaşlıydı diyorum ya, tam hatırlamıyorum böyle. O zaman bizi böyle. Görüyordun değil mi Hülya Hanım? Ha? Sen o zaman yanlışsaydın. Ben sizin anlattıklarınızı kafama kazıyorum. Siz diyorsunuz ki çünkü ben hiç ses etmedim, çocukları korkutmak istedim. İstemedim sakin, muhtar sakin. Geldiğinde de çocuklar hala uyuyordu. Bir evde çocukların çocuk, bu altı. Kadar yerde babası ölmüşse kadın çıldırır, feryat koparır. Altı çocuk. Üç tane küçük. Ya siz şimdi beni dinliyor musunuz? Bakın bir söz hakkı siz istiyorum. Siz beni burada evet. Böyle yargılayın. Ben yargılayın. Sizin anlattıklarınızı artık karar vereceğim. Emrah'a devam edeceğim. Bana bir söz hakkı verir misiniz? Madem ki kaynınızı suçluyordunuz. Sen beni yargılayamazsın. Kaynınızı, hayır. Siz yargılarım sizi, kaynınızı suçluyorsunuz öldürüldü diye. 16 seneden beri siz de reşit olduktan sonra niye savcılığa gidip soruşturmayı tekrar açtırmadınız? Ama her şey bitmiş. Niye Yakup Bey'den? Hayır bitmemiş, yıllarca böyle bir şahide var. Onların içinde dert var, miras var, para ya var. Ya madem annem yapmış peki, 16 Emrah, yıl içinde niye çıkmadı? Niye? Programı alsaydı ben bağlansaydım.
Annen susarsa... Esra Hanım, bak avukat hanım orada annemi çapraz soruya tutuyor. O Yakup'u konuşturuyor orada. Madem annem kardeşini öldürdüyse, ben 7-8 ay önce dedim ki annem kardeşini öldürdüyse, o da... ...diye teklifte ben bulundu mu? Efendim? Müge'ye çıkalım diye teklifte bulundu mu? Müge'ye çıkalım teklifte bulundu. Dedim niye ki, çıkmadın, niye gitmediniz o zaman? Ya dedim ki çık. Dedim sen çık dedim, ben de çıkacağım dedim. Çık madem kardeşinin cinayetini ortaya çıkartmak istiyorsan çık dedi, yüzü de orada dedi. Dedim hiç. Çık ben de sana yardımcı olacağım siz dedim. Siz de cinayet olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya düşünmüyorum ben cinayet... Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Ya ben ne düşüneyim, ben bir şey düşünmüyorum. Şimdi küçükken yaşadınız, bu büyük bir travma, çok acı. Ama reşit olduktan sonra da sorgulamaya başlarsınız. Ya babam otopsiye gitmiş, DNA raporları size gelmiş. Size göre... Silah kazası, silah kendi elinden açılmış. O zaman intihar. Nasıl, bir saniye, nasıl elinden açılmış? Ya silah kendi elinden açılmış diye DNA raporları gelmiş. Ya baban o zaman kendi kendine mi zarar verdi? Kendi kendine zarar vermiş. Demek ki bu DNA raporları gelmiş. Sizin yanınızda mı yaptı bunu? Ya biz aynı yerdeydik ama biz çocuktuk o zaman. Hayatım, baban kendi kendine sizin önünüzde size zarar verdi, kendine zarar verdiyse, öldürdüyse. Buna hepiniz bir şahit olurdunuz. Zaten o ya dakika herkes toparlanırdı, olay kapanırdı. Baban bir evin içerisinde, bir çadırın içerisinde vurulmuş bir halde o geceden sabaha kalkıyor ve baban ölüyor. Evet, akşam birlikte bak şimdi gittik. Kendine zarar veren kişiyi o sesle beraber, annenin çığlığıyla beraber muhtarı da, jandarması, kapı komşusu, küfürlü herkes gelirdi. Küfürlü konuşuyorlar. Ama bir evde yaralı bir adam burada sabaha kadar ölmesi beklenemez. Esra Hanım. Babanın ölmesi sabaha kadar beklenmiş. Esra Hanım. Efendim. Bak burada küfürlü konuşuyorlar. Beni şaşırtıyorlar, burada yapmasınlar bak. Kim küfürlü konuşuyor? Benim dışımda hiçbir ses yok. Tekrar soruyorum ben sana. Ben duyuyorum burada, baban, ben duyuyorum. Baban çadırın içerisinde sabaha kadar neden ölmesi beklendi babanın? Biz o zaman uyuyorduk diyorum, sabah birlikte hepimiz uyandık. Baban kendini hiçbir ne şey zaman görmedim, bulmuş peki? Hiçbir şey duymadık. Baban siz, kendini ne zaman vurdu? O zaman vurdu? 10-11 yaşında bir çocuktum, küçücük hayatım, bir çocuktum. Hayatım 11 yaşında deme, 9 yaşında oğlum var, vallahi cin gibi her şeyden haberi var. Benim tamam, hatırlamadığım olabilir. Şeyleri biz hatırlıyor, yapmayın. 16 yani... yıl önceden bahsediyorum. Neyi gördüğün, neyi algıladığınla tamam, alakası var. Tamam, ben neyi sana gördüysem, neyi algıladıysam baban onu anlatıyorum. Baban kendini nerede size vurdu? Şimdi neyi gördüysem size onu baban anlatıyorum. Baban kendini burada nerede vurdu? Bir sabah kalktığımızda babamız yataktaydı. Hayatım, baban yatağa girdiğinde vurulmuştu. Ne zaman vurdu bu adam kendini? Tamam, yataktaydı diyorum ben de yatakta size. Yatakta kendi kendini mi vurdu? Yoksa ben... gelip onu başka biri mi vurdu? Yoksa gittiler yaylada vurdular. Ondan sonra tertemiz bir şekilde getirip yatağa mı koydular? Evet. Ya onu bilmiyorum demek bak. Nasıl olmuş? Esra Hanım, Esra Hanım beni dinliyor musunuz? Yarak öldürmüşler, getirip orada bırakmışlar. Kayıları mı yapmış bunu? Hayatım, bu adam kendini nerede vurdu? Onu bilmiyorum işte, bilmiyorum ben. Yarın devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.